Merhabalar. Var var buradayız. Gelmiyor mu? Ses yok mu? Buradayız Benim mi ses yok? ya. Bir dakika, kimin yok? Gecikme olabilir. Geldi. Gecikme olabilir. Aynen. Tekrardan o zaman ben bir giriş yapayım. Merhabalar arkadaşlar. YouTube için de selam vermiş olalım. Hoş geldiniz diyelim. Arada olur. Öyle gecikmeler diyelim. Arkadaşlar hemen direkt Labs diye giriyorum konuya. Hiç uzatmıyorum. Mevzu bahis belli. Perşembe günü Arden Wild'ın sinematiği geldi. Sıcağı sıcağına yorumladık. Akılda kalan şeyleri hemen böyle şu muydu şu muydu diye bir irdeledik, tartıştık ama derinlemesine bugüne bıraktık. Biliyorsunuz bir klasik haline getirdik bunu. Umarım son videoda da yapabiliriz. O son videoda belki bir cuma olabilir. Bir öne çekme durumu olabilir. Çünkü yıllık izin durumumuz söz konusu. Evet. Çok uzatmayacağım. O yüzden bu sefer nasıl bulduğunuzdan ziyade Murat Han'la başlayayım. Hazır Murat Han'ın sesi güzel. Böyle bir şey olmadan, onun sesine sefa gelmeden artık bilinmez ama Bir şanssızız konuşturalım yani bu konuda ama yapacak bir şey yok. Tamamen şansla alakalı diyorsun. diyelim. Murat Han, geniş düşüncelerini alalım abi konuyla alakalı. Direkt hiç şey yapmadan. Ya ben animasyonu beğendim, yani içeriğini sonra konuşuruz ama animasyondaki Eyvallah. detaylar ve kurgusu çok güzel. Yani mesela şunun örneğini nasıl verelim? İşte şimdi animasyon şöyle başlıyor. Ursok'un ruhu Ardenvale'de geçiş yapıyor ve Aralon onu işte orada bekleyip daha sonra güvende olacağı bir sapling'in içine yerleştirip huzurlu bir atmosferin içinde ona anima gidip teslim ediyor ve işte Winter Queen'e de ben Orada buna şey kış yazmış değil mi? Ben pardon böldüm de sen de diyorum. mi öyle anladın? Orası tam bu Emerald Nightmare'da öldüğü yerden direkt geçiyor sanki dünya yanına. Geçiyor. Geçiyor, Tam evet, orası oradan değil mi? geçiş Hatta yapıyor, evet. söylediği laf da ölürken dediği şeyin devamı gibi böyle. Evet, devamı geliyor direkt. Konuşurken oraya Aynen. geçiyor. İşte Winter Queen'le konuşuyor ama Winter Queen o sırada henüz konuşmayan karakter ve işte sadece gülümseyip gidiyor ve İşte Aralon da ona ben seni işte bahara kadar koruyacağım. Sen de o sırada uyu ve rüya gör diyor. Ama o huzurlu ortam ve atmosfer bir anda anima kıtlığının gösterilmesiyle bozuluyor ve bir anda kan sıçrıyor ekrana. O Wild Hunt üyelerini Aralon saldırdığı için. Ardından da animasyonun tonu bir anda kararıp işte Winter Queen böyle arkada karanlık bir tonda gösteriliyor. Şimdi arkada dönüyorsa eğer sinematik O gelecek. Şu anda şey arkada görünümde. onun da bilgisini vereyim size. Siz çok şey yapmadım, söylemedim de. Shadowlands'e dair arka yani arkada dönen şey sinematik şu. Shadowlands'e dair çıkan bütün sinematikler baştan sona gidiyor. İşte eklendikçe de üzerine ekleyip şey yapıyorum, çoğaltıyorum öyle söyleyeyim. İşte arka planda Winter Queen böyle karanlık ve Aralon'u tepesinden bakıyor. Arkon'un şeye baktığı gibi. Kimdi o? Unuttum vallahi. Devos. Devos. İşte Devos gibi aynı Aralon da şok geçiriyor Winter Queen'in karşısında görmekten. Ve işte niye böyle yapıyorsun da niye bizi koruman gerekiyor derken işte Winter Queen yine konuşmadan ona olabilecekleri gösteriyor ve sonra da sesini ilk kez duyuyoruz. Tam ondan beklenecek böyle sakinleştirici bir sesle işte istediğini yapabilirsin diyor ve orada aslında Aralon'u şimdi Görkem'in bakış açısıyla düşünürsek oradaki animayı istiyor kendine. Bir tanesi komplo. Dur. Şey. Evet. Şimdi sen orada eğer Winter Queen orada Aralon'a karşı çıksaydı işte hayır yapma mutlaka yapman gerek deseydi Aralon inat edebilirdi ama onun Evet. yerine dedi ki tamam senin kalbin temiz olduğunu biliyorum sen kendi kararını ver deyip biraz ajitasyon ikna etmek için çok güzel bir yöntem olarak sen bilirsin diyor. Aynen. Ve Aralon da tahminen biraz da vicdanını dinleyip Ursok'un animasını o sopaya alıyor.
Artık Ardından da senin nasıl bir şeyse ucunda bir kristal var falan böyle. Ruh emebilen bir staff var ellerinde. Yani şeyde de bu arada ama Wild Hunt'ın diğer elemanı da ilk Aralon ona saldırdığında ruh onu emiyor. alıyordu. O alıyordu neredeyse. Evet. Evet. İşte Diğer şeyleri Ardından almışlar hatta. Hepsini temizlemişler. Bir tek Ursok kalmış. peki bir şey söyleyeceğim. Winter Burada araya Queen. giriyorum. Frostmourne'la eş bir özelliğe mi sahip acaba o? İçinde anima barındırması, o tarz silahların ya da Yani hepsi Shadowlands'tan geliyor neticede. ha, yani işte Shadowlands'te en iyi silah bu yeteneğe mi sahip? Biz mi acaba gözümüzde çok büyüttük Frostmourne'u, yoksa başka bir özelliği var mı o şeyin yani? Yani Kendi öyle gözümüzde büyütmemenin bir sebebi de var. Belki o da topluyor. We işte don't know. bilmiyoruz. We don't know. Yani gözümüzde büyütmemizin sebebi bizim dünyamıza o ulaşıp yakın saçtı. Yoksa bir sürü silahta de şeyin de Denatrius'un da rün kılıcı var mesela. Konuşuyor hem de. Onu zaten haftaya göreceğiz sahnede. İşte yani Bir böyle huzurlu bir şekilde başlamışken böyle ardım yıldım ne kadar zor ve karanlık bir durumda olduğunu gösterecek şekilde bitiyor. Yani lore olarak ben açıkçası bildiğim şeyleri konfirm ettim sadece. Barrel'ları böyle şaşkın gibi işte şey diyor. Şaşırmış galiba hani Ardenweald'dan Emerald Nightmare'den Ardenweald'a direkt geçti. Şaşırmış galiba. Bunu yeni bir şeymiş gibi anlatıyordu biliyorsun da çünkü Emerald Dream çok bilinmeyen bir şeymiş gibi. Demek benim dikkatimi çekmiş. Ya da işte yani bilmiyorum. Nightmare'dan direkt Ardenweald'a geçmesi bir tek beni şaşırtmadı galiba. Onun için ben çok ciddi bir revelation bulamadım. Ya da şeyde ya. yazıyordu ta Ardenweald'ın tanıtımında. Zaten ha aynen tam onu Diğer diyecektim. Tanıtımında direkt yazıyor aynen. hem yazıyor hem de tanıtımda şu da yazıyordu. Anima ruhlu diğer canlıların animalarının White God'ları hayata tutmak için kullanıldığı da o zamandan yazıyordu. Beryler buna da şaşırmış galiba. Onu da yeni bir şey gibi falan söylüyor. Bence hiç bilmediğimiz bir şey görmedik. Yani şimdi üzerine konuşuruz ama Ya o kadar. aslında Belular'ın sunumunda hata var. Şey gibi olmuş. Evet. Sanki ilk kez söylenmiş gibi. Evet. Halbuki ilk kez değil de daha çok böyle onaylanır gibi söylendi. Evet. Hepsi He. onaylandı sadece. Yani Aynen. Şimdi böyle pekişmiş oldu sadece. işte Ursoka da bulabildiği animalarla destek veriyor ama en sonunda animalar tükendiği için böyle üzücü bir şekilde bitiyor ardım. Ben daha çok sunumuna yani duygusallık duygusal biz duygulandırmaya başlamışlar. Ben onu düşünüyorum. Hani cidden böyle oha inanamıyorum gibi bir şey bulamadım. Şimdi siz de dinlerim ama ben bulamadım yani. Ya da dikkatim çekmedi. Yeni bir şey bulamadım yani. Tamam. Benim değerlendirmem. Tamam. Bu Yo yo kadar canım, yeter. Görkem'i şey yapacağım da sözünü alacağım da o yüzden. Bu Yok ara benim. şeyi söyleyeyim, chat'te geçiyordu. Ursok Shadowlands'ı biliyormuş. Evet. Çünkü onlar Evet, büyük ihtimal biliyorum. Emerald Dream'den dolayı Ardenweald'ın mekanizmasının nasıl işlediğini ya da orada işte çünkü senaryus da geldi. Bir yani Wild Guard olarak. Yani o muhabbetler yani çay içerken illaki dönmüştür diyeyim yani şimdi nasıl top bir şey yapacağımı bilemedim de. Tabii ki Emerald Dream ile ilintili olan karakterler biliyordu. Bu arada In the şimdi name of Cenarius. ha Eda çok güzel yaptı. Arkada konuşan abinin sesini biliyorsunuz işte Malfurion. Peki soruyorum ben Murat'tan da Görkem'e ben bilmediğini düşünüyorum. Bu Dream State'e geçmesine rağmen Malfurion'un haberi var mı sizce Shadowlands'tan? Bir Druid olarak Bence Emerald var. Dream ile ilintisi olmasına rağmen. Bence var. Bence var ama yüzeysel bir bilgi. Evet. Evet. Çünkü yani bir Bence var. Wildcard kadar bilmesi mümkün değil çünkü ölüp geri gelmiyor. Aynen. Ha, Bence yani var. ancak mekanik olarak ona anlatılanı işte senaryosun ona verdiği bilgi kadarını biliyordur. Çünkü mesela bunlar neden yarı tanrı ve neden druidlik güçlerini işte bunlardan alıyorlar ve bunlar buna nasıl öğretiyor falan. Yani bunların nasıl diyeyim altyapı bilgisini muhtemelen işte Ardenweald'ı çok da bilmeden belki duymadan ama işte ölünce geri gelmelerinin mümkün olduğunu ve işte ölümün kalıcı olmadığını falan bir şekilde anlatarak belki vermiştir. Ama sonuçta Malfurion'un bunu birebir anlaması mümkün değil çünkü kendi gitmiyor. Peki Bu yani o arada zaman sen ha buyur. şey pardon chatte üst üste soru gelmişti. Emerald Dream'de Ha yok geçmiyor mu geçeceğim önce? ben oralara sıkıntı yok.
Ben onu Utku'ya bırakıyorum, takip edemiyorum sonra çünkü. Emerald Dream'den direkt Ardenvale'da geçmiyor ki yanlış mı? Emerald Nightmare bu ara. Onun şeyini söyleyeyim. Bir de Emerald Dream yozlaştırılırken öldüğü için geçiyor. Normalde hani atıyorum Azeroth'ta ölüm olsa evet Emerald Dream'e gidiyor. Altta da bununla ilgili bir soru vardı. Ona da cevap olmuş olsun ha. Diyelim. Ama ben ona şeyde de soru gelmiş. Reddit'in lore kısmında onunla ilgili bir tartışma vardı. Oradan gördüğümü söyleyeyim. Yani herkes aşağı yukarı aynı fikre gelmiş sonunda. Ursoc öldüğü zaman ilk başta Emerald Dream'e geliyor. Yani Emerald Nightmare'de corrupt olduğu hali zaten şey. Biz onu temizliyoruz onu böyle öldürürken aslında. O yüzden Emerald Dream halini görüyoruz. O hatta raid'in sonunda gördüğümüz böyle bir Ursoc görüntüsü var. Yarı hayalet gibi şeffaf halde. Evet. Hatta Ysera'yı da görüyoruz orada. Onlar Ekosu. Yani bizzat kendisi evet, değil. Evet. İkisi de ne yani ne Ursoc ne de Ysera, ikisi de kendisi değil. Orada ekoları kalıyor. Kalan ekoları da işte bir nevi bize yol göstermek için bıraktıkları izleri gibi. Öyle düşünün. Çünkü o öldüğü anda zaten bunu animasyonun başında da görüyoruz. Öldüğü anda Ardenvale'de geçiyor. Evet, Ursoc. Evet. Onu yani zaten Raid'de öldüğünde ölüyor yani orada da. Değil mi? Ölüyor onu direkt. Ölüyor evet. Dream'de kalan kısım sadece oradan geçiyor. Hı-hı. Şey de öyle mesela hatta Uther'da öldüğü zaman işte ilk videoda hatırlayın. Direkt olarak yani bir parçası kalıyor şey ruhu ikiye bölündüğü için ama ruhunun esas kısmı direkt olarak gidiyor şeye. İşte Bastion'a. O yüzden bu da yakın bir mekanik yani gene ait olduğu tarafa doğru gidiyor işte Ursoc'ta Wildblood olduğu için. Masadan şey yaptı aşkım. Zaten şey konusu da var bu hani bu zaten bayağıdır belli olan bir şeydi. Ysera bu Ardenvale spoiler'ı çıktığında Ysera çıktığında onun ispatı zaten. Direkt geçmişti oraya. Ve bunun tehlikesini de zaten şurada görmüştük. Corruption'la beraber gitmişti Ysera oraya. Evet aynen. Yani bu da zaten Old God'ların ve Void'in işine yarayan bir durum oldu. Onu da söyleyelim bari. Ardenvale konuşuyordu madem. Ysera evet, öldüğü evet. Anda şeye geçiyor direkt. Ardenvale'da geçiyor ve Corrupt'a geçiyor ve oradaki NPC de bize şunu diyor. Ysera'dan sonra daha ruh gelmemiş. Yani şey başlamış. Drought. Evet. Ya ama orada bir sıkıntı yok. Anima kıtlığı Ysera'dan sonra başlıyor. Aa, hatta işte bu de sıkıntı şey... değil mi? O işte evet. Onu soracaktım ben. Bunlar ilk önce Arbiter'ın önüne gitmiyorlar mı? Direkt mi oraya geçiyorlar? O konuya girme. O bozukluk zaten biliniyor da biraz şey benim dikkatimi çekti. Ysera'nın gelişi çok geç değil mi? Bir dakika. O zaman da mı bozuk? Ne? Bir dakika. Ysera bir kere Arbiter'a gidiyor mu normal insanlar gibi? Ursoc geçiyor Ardenvale'de. Ysera çok geç geçiyor bu durumda. Evet. Çünkü ondan sonra başlıyor. Sadece Ursoc'tan da bahsetmiyorum. Mesela işte Arthas muhabbetleri orada ilk Arbiter'ın bozulma şeyleri bayağı eskiye dayanan hikayeler. Ondan bahsediyorum ben. Tabii zaten yani bu Arbiter'ın şimdi anima kıtlığı şey mesela Sylvanas öldüğünde yani Lich King'den sonra varmış. Orada onu anlıyoruz. Sylvanas işte Lich King öldükten sonra intihar edip işte düşüyor. O düştüğü sırada mesela o anima kıtlığı ve her şeyin direkt mava düşme durumu var zaten. Yani Ysera öldüğünde de zaten çoktan o düzen var. O yüzden öyle düşündüm. Peki yani. Nasıl geçiyor Ardenvale'da? Direkt geçiyor. Evet. Yani ama hayır, şöyle abi, kıtlığın etkisi evet. Belki o kadar yoğun değil. Hani bir şekilde öyle. Dengeleyebiliyorlar. O yüzden Ursoc öldüğünde mesela o kıtlığı o kadar hissetmiyorlar ilk başta. Ama sonradan iyice durum ciddileştiğinde işte bunu tolere edemeyecek seviyeye geldiğinde o bizde animasyonda gördüğümüz kısmı görüyoruz. Ama abi şöyle bir şey var. O bak ölümün makinesinin Battle for Azeroth ile Legion arasında bozulduğunu söylemişlerdi. Evet. Onu söylüyorum. Yani bak bunu anladım. Görkem Sylvanas'ın gittiği yeri hala bahane bulmaya çalışıyor ama... Hayır. İşte çok bak şeyde yani ölümün makinesinin bozulduğu o kastedilen şey zaten. Arbiter'ın önüne gelmeden evet.
direkt gitmeleri değil mi? İşte Sylvanas intihar ettiğinde yani Lich King'den sonra zaten öyle bir durum varmış işte. Ama ya yani. Bu Utku dedi ya Arbiter'in önünde gözükmüyor diye. Belki onu animasyonlarda Arbiter'i göstermek istemedikleri için katmamışlardı sadece. O da olabilir. Yani... Yani... Arbiter bitiyor devam ediyor. O kısmı kapmak istemiyor. Ya olabilir hani biraz da zaten şey o makinenin bozulduğuna tarihiyle alakalı da bir bilgi veriyor şeyce kısaca aslında. Hani Arbiter şey komple bozulmak yerine şey olmuştur Görkem'in dediği gibi. Biraz fonksiyonunu kaybetmeye başlamıştır Sylvanas öldüğünde mesela. Ha bak mesela biz şey yorumluyorduk ya. Utel... Anima akışı işte arttıktan sonra belki yavaş yavaş artık böyle şey gücünü kaybedip sonunda o son işte etkisiz haline düşmüştür. Yok öyle biz mesela Uther videosundan sonra hani yorumlarken işte Uther'in yaptığı hareketler işte bunlara yol açtı falan şeklinde yorumlarken onu söylüyorum yani. Aralardaki tarih çok fazla yani çok zaman geçiyor. Fazla fazla tabii demek canım, ki o zaten şey işte Uther'in öldüğü zamanda öyle bir durum yok. Yani o önce bayağı eski yani. Evet. Ama işte tahminen Arbiter ya orada tahminen Utur döneminde biraz fonksiyon kaybetmeye başlamış. Çünkü direkt Arbiter'dan ruh kaçıyor. Dur güzel bir soru var. Araya bak giriyorum. Ama Arbiter'dan alıp kaçırdıkları yerde şey zaten. Yani tam eşik bir zaman aralığı. Çünkü evet. İşte Lich King öldükten sonra ya. Yani tam oralar. Belki yani şey... Arthas'ın ölmesi işte tetikleyici bir şey oldu. Ya olabilir. Ben hatta şimdi şeye de bağlayacaktım da soruyu bir alayım mı? Alalım. Gördüm. Emerald Dream ile Ardenweald birbirine denk düzlemler mi? Hayır. Bugün değil. Bugün Malfurion ölse normal şartlarda Emerald Dream'e veya Ardenweald'a gidebilir değil mi? Evet. Ama Ardenweald'a gitme durumu yani Druid olduğuyla alakalı değil. Bir dakika dur onu şey yapma. Malfurion Night Elf. Evet. Valkar değil. Malfurion Night Elf olduğu için bisp olarak Azeroth'ta kalır ölse. Hayır. O mevzuya geçmek demek istemedim. Mesela animası eğer Shadowlands'e giderse Arbiter karar verirdi normalde. İşte belki Malfurion'u evet. Bastion'da bile görebilirdin. Yani belki Druid olmasıyla alakalı Ardenweald'a layık görülebilir ama öyle net bir şey yok. Yani Taurenler de Ardenweald'a gider diye cevaplayamıyoruz yani. İlla kesinlikle katiyen tüm Druidler Emerald Dream'e gider. Emerald Dream olayı onlar için ölümsel bir şey değil. Yani o sadece state olup işte nasıl onlar yoga... Onlar sadece düzlem değiştiriyor. Ha, yoga yaparken gidip görebildikleri ya da bulunabildikleri bir yer ama öldükleri zaman o düzlem onlara ait değil. Değil aynen. Ben de soru soracağım. Ama şey söylentisi de vardı. Malfurion'un Saurfang'ın çok ciddi bir şekilde yaralamıştı ya BFA'nın başında. Daha sonra ben de onu kaçırmıştı. Malfurion'un artık gerçekten çok güçlü bir hale geldi. Neredeyse Wildcard seviyesine geldiği söylentileri vardı bu Druidizm'de. O kendi gücü. Kendi o kadar güçlü zaten. Yani o sadece şöyle bir şey. Önceden bu kadar tetikleyici bir sebebi olmadığı için gerçek gücünü bu kadar göstermiyordu. Evet zaten. Şimdi gerçek gücünü göstermeye başladı. Olay o. Zaten WoW'da Malfurion biraz çok fazla geriye itildi maalesef. Çok böyle hanımcı tabiri caizse. Biraz kalıp oldu Malfurion cidden güçlü. Şey mevzusu var ama. Hani Utku'da Eda'da sanırım o izlenim oluştu. Sanki Life'la ilgili şeyler VIP gibi direkt Ardenweald'a geçiyor gibi bir hissiyat var. Yok o komple var o hissiyat. Şey var ve bence haksız değil. O değil ama. Öyle değil ama. Nasıl öyle? O onu öyle yapma. Hayır yani Life'la ilintili her karakter atıyorum şey değil. Ardenweald'a gitmiyor yani. Gitme. Benim sorum şu uzun. Yani öyle aynen öyle hani olsa. Hani şey sınıflandırması yapmayın. Priest, Paladin, Bastion. Hayır. Druid, Şaman. Şey Ardenweald, Death Knight, Maldraxxus, işte Mage şey öyle bir ayrım yok yani. Yani şurada şunu mu anlıyoruz? Oraya geçenler sadece Wild Guard'lar. Wild Guard'lar %100 geçiyor. Evet. Doğru. Soru şu. Aynen. Ama işte insanlarda bu şey şüphesini yaratır. Yani Wild Guard bile bir neticede ruh ama o demek ki Arbiter'ın yargılamasına ihtiyaç duymadan geçebiliyor direkt. Bu haksızlık ama. Hayır öyle değil. Sonuçta onda şöyle bir şey var. Kötü yani Wild God'a denk kötü şey loalar da var mesela. İşte Muazzala gibi. O da geliyor. Yani Muazzala Ardenweald'a geçiyor mesela normal işte ama işte
nasıl diyeyim şeye Shadowlands'e karşı suç işlemişse o zaman işte Ravendreth'e ya da şey Mav'a direkt gönderilebiliyorlar. Bak bu ara özür dilerim aşkım söyle. Sorum. Urzok eğer ruhu alınmasaydı uykuya geçtikten sonra tohumdan çıkıp geri mi dönecekti? Emerald Dream'e evet. Dönecekti. Oradan evet. Da Azeroth'ta tekrar hayata dönme ihtimali evet. Var. Ama oradan bir tane forma geçecek. Şey söyleyeyim. Bunu daha önce Old God'larda da görüyorduk. Hatta adını söylemiştik. İşte çok uzun bir respawn time işliyor. Evet. Evet. Okay. Old God'larda mesela öldükleri zaman Void'e gidiyorlar. Evet. Gibi. Şöyle bence Elin Old God ya da Void ile ilişkisi olabilir. En başından beri bunu söylüyorum. Tamam. Ysera'nın ruhunu yukarı çektiği gibi göstererek belki Void'i Ardenvil'de soktu olabilir. Ben işte oraya bağlayacaktım mevzuyu. Hatta Görkem'in de bu konuda böyle dürtecektim şeyini. Ysera farklı bir şekilde gelmiş olabilir. Çünkü yani Wild God olarak baktım mesela ne diyoruz? Wild God'lar işte direkt Ardenvil'de ilişkilendirebiliyoruz. Ya da ben videoda başka bir yere dikkatinizi çekeyim. Bunu alfa yorumunu yaparken de yapmıştık. O ağaçlar anten gibi böyle işte ruhları çekiyor. Evet. Başka gezegenlerin Emerald Dream State'lerindeki işte Wild God dengi yaratıklar ya da Wild God dengi olgular da böyle bu şekilde çekiliyor evet, olabilir. Bak. Çünkü Arbiter'dan... Zaten o, bak Utku onu çok güzel dedin. Bakın o detaya dikkat edin. Bu Ardenvil sadece Azeroth'un yansıması değil. Bunu biliyoruz çünkü evet, başka dünyalardan da geçiyorlar. Başka gezegenlerden, başka evrenlerden, evren demeyeyim de başka düzlemlerden gelen Night Warrior'larla Tyrande'nin konuşmaları var. Ayrıca quest yaparken de zaten başka gezegenlerden gelen böyle değişik hayvanlar falan var. Onlar işte biz buradan geldik, burada böyleydik falan diye bayağı konuşup anlatıyorlar. Hepsiyle konuşabiliyorsunuz falan böyle. O yüzden o detay önemli yani. Emerald Dream sonuçta sadece Azeroth'a aitmiş. Evet, evet. Ardenvil çok daha geniş. O yüzden denk değil zaten. Elu'nun yanına almıyor mu? Güzel bir soru. Ben Mustafa abinin şimdi şeyine devam edeyim. Sadece Void'le alakalı değil. Ysera'nın dediğim gibi bir üst segmentte Wild God'lardan bir üst segmentte olduğunu düşünebiliyoruz. Çünkü atıyorum Emerald Dream'i bir komuta zinciri düşünün. Ysera normalde onun lideri pozisyonunda bir karakter. Evet. Özel olarak bir şey görebilir ama mesela Fekul'un sorusuna getireyim. Bu ara Mustafa abi yani şeyin mantıklı, teorinin mantıklı. Sırf Void'in sokulması için öyle bir katakulle oynanmış olabilir. Onun dışında Elun yanına almıyor muydu? Şöyle söyleyeyim, Elun yanına aldı. Yani animasyonunu gördük ama hala Ardenvil'de yozlaşmış olarak bulunduğunu görüyoruz. Orada başka bir sıkıntı yaşanmış ya da bilmiyoruz. Hatta işte orada Night Warrior muhabbetinden Elun'un çok da böyle tricky bir karakter ya da çok iyi bir karakter olmadığını yorumlayabileceğimiz noktalardan bir tanesi o olabilir. Elune eşittir Winter Queen'den biz uzaklaşmak istiyoruz. Kabul etmek istemiyoruz. Olmasın istiyoruz. Elune o kadar evet. Kolay bir karakter olmasın istiyoruz. Çünkü şunu da öğrendik. Biz hani Shadowlands'in bu Covenant liderleri çok güçlü ve Titanlardan daha üst bir seviyede olmalarına rağmen bir de onların üstü var. Evet. Yani daha The First One'lar The Clockmaker'a da benim düşüncemde daha kitek var. Ve yani o mu asıl yaratıcı yoksa onun da o da programlanmış onu başka zaman konuşuruz ama Elun olabilir belki The Clockmaker ya da First One'lardan biri. Hani düzeni kuran bir varlık ya da varlıklar o seviyede varlıklar olduğunu evet. Bir şekilde ima ediyor. Evet. Ama mesela arkadaşlar First Ones var bir ilk zaten evet. İşte şeyden önce olan bu Shadowlands'ı yaratan işte Eternal Ones'dan önce olan bir First Ones diye bir ırk var. Evet. Onlar bunların da üstünde. O First Ones'ın da üstünde işte aynen yani bu düzeni oluşturan varlık ya da varlıklar diye ima edilen bir şey var. Onları hiç bilmiyorum. Şeyi söyleyelim. First One'lar Titan falan işte Azeroth'ta da Argus falan değil. Hani Power Emerald'ı saçmalıyordu öyle. Hani ben zaten onu dinledikten sonra Pyromancer'ın ifla olmayacağını anlamıştım. Onu tabii da söyleyeyim. Tabii. Takip etmiyorum artık. Hani özet geçeyim. First One'ların Azeroth, Argus'a Elun olduğunu söylemişti. Orada bir tek Elun tutuyor. Yani gerçekten Pyro'nun artık ifla olmayacak bir seviyeye geldiğini aynen görmüştüm öyle. Orada.
Jailer'ın Beam Force One muhabbeti vardı sizde. O ne oldu? Ondan vazgeçtiniz mi? Neyi? Jailer'ın bir first one'lardan biri olduğunu söylüyorum. Değil. Biz demedik onu zaten. Kim dedi? Eternal one'lardan biri ama bayağı güçlü. Yani çünkü onun sebebi de şey tahminen. Hem kendi vücudu titanlardan katta kaç güçlü, bir de kim bilir kaç yıl, yani Shadow of Lance'a göre ne kadar uzun süredir MD fazladan anima var. Bu yüzden fazlaca güçlü. Aynen. Ardan yani, Wild Emerald Dream'in kış ve güz mevsiminin işlendiği düzlem gibi değil, öyle... Değil. Onu yani ilk benzetme başta... Benzetme yapılmıştı orada ilk sadece. İlk başta benzetme olarak öyle verdiler ama Emerald Dream'in dengi değil Ardan Wild. Evet. Yani şey denmişti işte, değil mi? Emerald Dream bahar ve işte güneşse Ardan Wild de kıştır denmişti, evet, sadece benzetme yani, olarak. İlk tanıtım sırasında öyle bir şey dendi ama... Öyle değil. Yani çok daha gelişmiş. Ama bağlantıları olduğu çok bariz. Yani şeyde de öyle geçiyor galiba. İşte resmi sitede de benzer bir şey diyordu. Hemen evet. Bakayım. Old God, Old God veya Void gücü diyelim. Elun çekerken Ysera düzeldi. Şimdi arkadaşlar o Arthas sinematiğini hatırlayalım. İkiye bölünmeler söz konusu olabiliyormuş. Açıkçası anima muhabbetlerinde bunu ortaya koydu. İşte Ysera'da bu durum söz konusu olmuş olabilir mi? Mustafa abinin dediği gibi Void'in bu işte parmağı olabilir mi? Hatta ben diyorum ya, çok büyük böyle şey diyorum. Elun iyi karakter değil diye düşünüyorum. Elun bizi kandırıp o şekilde Void'in Ardan Wild'a sızmasını istiyor olmuş olabilir mi? Ya da bize o şekilde gösteriyor olabilir mi? Ya da Elun iyi karakter, gözlaşmış animasıyla iyi animası bölünmüş bir şekilde, atıyorum iyi animası Elun'un yanına yani, kötü animası. Düz mantık şöyle düşünebiliriz Elun'un karakteri olarak. Night Elf'lerin tanrıçası değil mi bu? Yani evet. Her şeyde hem ondan güç alıyorlar hem ona inanarak yapıyorlar her şeyi. Night Elf'lerin en zor kaldığı durumda Elun onlara hiçbir şekilde yardım etmedi. Yani ama görkem şeyden olabilir yani mi? Yani saldırıya uğradılar ve böyle bu bir kere de hani ani bir saldırıyla tuzakla olmadı ya da işte bir bomba atılmadı şeydeki gibi işte Garrosh'un yaptığı gibi falan, öyle değildi. Gayet gümbür gümbür geldi ve bu sırada hiçbir yardım görmediler Elun'dan. Ancak olduktan sonra işte Tyrande yasak bir ritüeli yaptı falan da ancak o zaman işte intikam alabilecek bir güce ulaştı. Ve bunları da aslında gayet bireysel yaptılar. Böyle bireysel bir intikam peşine düştüler. Gene Elun'dan birebir bir yardım almadılar. Ama o şey olabilir mi? Şey yani Tyrande'nin de devamlı bir sitemi şeyi var zaten. Devamlı Elun bizi yalnız bıraktı ya da oradan kurtulanlar falan, bunu devamlı söylüyorlar zaten. Hatta şey de var işte şey Dark Ranger'a dönüştürülen sentinellerin de işte çoğu benzer şeyler diyor. Onlar da diyor işte Elun bize en işte yardıma ihtiyacımız varken yalnız bıraktı falan deyip taraf değiştiriyorlar. Çünkü aslında o görevleri Horde tarafında yaparken işte görüyorsunuz zaten. Bir seçenek veriyor. Direkt böyle şey bir undead olarak kaldırmıyor onları. Her şey işte Valkyrler gidiyor başına ve işte ölen her işte Sentinel'in ya da Night Elf'e bir seçenek sunuyor işte bize katılmak ister misin diye. İsteyen geçiyor o tarafa. Kendi iradesiyle gayet. Yani onun için orada öyle bir terk edilmiş durumu ya da böyle öyle genel bir şey algıları var en azından Elun'a karşı bir temkar durumları. Zaten buradan düşünürseniz Elun'u aslında çok da iyi olmadığını ya da böyle nasıl diyeyim çıkarcı da denmez de faydacı bir artık tanrısal varlık olduğunu da görebiliyorsunuz. Yani Night Elf'den çıkarı ya da yani. Onları kullanmak için bir sebebi kalmadığında sanki onları bırakıvermiş gibi gözüküyor şu anda. Ama o şu yüzden de olabilir. Hani hem Görkem dediği gibi daha yüksek ihtimal olarak animadan mesela besleniyor olabilir. Bu arada geçen animadan Shadowlands o resimden. Ama bir ihtimalle o eğer o hep tek yaratıcıysa o The Clockmaker'sa diyelim. Hale etmiyor da olabilir. Çünkü o tarz tanrıların, o canlıların, o tek tanrının her zaman
söylenen şey müdahale etmez. Çok zor müdahale ederler. Gerçekten çok nadir müdahale eder. Onun için Elun bu yüzden de müdahale etmemiş olabilir. İşte ben... çok üst seviye bir varlıksa aynen bu tip mevzular ona çok küçük evet. ölçekli geliyor olabilir aynen. O yüzden hiç umursamamış bile olabilir. Şimdi araya gireyim, iki kelam laf edeyim. Arden Wild görev zincirinde Ysera'nın bir sözünü anlamadım. Tedrassil yandığında yardımcı olamadım gibi bir şey. Dedi suçlu ikisi neyden kaynaklanıyor olabilir? Arkadaşlar bu Tedrassil olaylarıyla ilgili Arden Wild ve Winter Queen'i içine alarak ve hatta Winter Queen'in Elun olmadığının kanıtı olarak düşündüğüm bir olguyu söyleyeyim. O ağacı, o yani Tedrassil'deki ağacın varlığı Winter Queen için tehdit aslında. Yani anima kuraklığı konusunda evet. çekinge yaşayan bir karaktersen neden Azeroth'taki Night Elf'lerin animaları Arden Wild'a gelmesini istersin? Öyle düşünün. Yani Tedrassil'in yanmış olmasının Ysera şeyinde nezdinde ne gibi bir sıkıntısı yaratır ya da bilmiyorum ama o biraz daha ölümlü olarak düşünmüş olabilir konuyu. O şekilde algılıyor olabilir ama şey dediğim gibi Winter Queen'in yani, işine gelmeyen bir durumu. Peki burada da şey ruhlar ikiye bölünüyor olabilir mi? Yani yarısı orada kalıp yarısı gidiyor olabilir mi? Yok. Yok. Hayır. Direkt o an mesela bu Ysera'nın Elun'da onu yukarı aldı ya şey sinematiğinde Legend'da yanına. Biz onu Ysera'nın gözünden Shadow of the Elf'te bir sinematik olarak göreceğiz tamamen ve orada bazı cevapları alabiliriz ciddi anlamda artık. Hani Elun'un... Gerçi Blizzard istemez ona da vermez çünkü çok seviyor Elun'u gizli tutmayı ama artık bazı şeyleri açığa versinler. Sıktı çünkü Elun'un gizemi biraz. Şey konusu da var bu arada. Bunu laf geçmişken söyleyeyim. Draenei'larla Night Elf'ler aslında Shadow of the Elf'e dair çok büyük bir suç işliyorlar. Evet, onu bir anlatayım. Ben bu fikri Belilor'dan aldım çünkü o Draenei'lerden dikkat çekmişti. Bunu özetleyeyim kısaca. Draenei'lerin... Ama ya, yani bunu hatta bayağı önce evet. o fel bölümünde mi bir tane şeyde kozmik güçleri anlatır evet. o zaman demiştik biz onu. Yani evet, kısacası Draenei'lerden Altaf'lerde ölenlerini tutuyorlardı burada. Kendi özel sistemleriyle. Onun için anima esirgiyorlardı Shadowlands'da. Bayağı ciddi suç işliyorlardı yani. Ama Utku'nun daha önce dikkat çektiği şekilde Teldrassil'in yanmasıyla orada ağacın çevresinde asılı duran visiplerin hepsi artık yerlerine gitti. Artık neresiyse. Onu da söyleyelim. Evet. Hatta Ardın'da birkaç tanesiyle konuşuyoruz. Şey, evet, kalayınla falan. Olacak azıcık ama bu şeydeki Night Elf'lerin ilk quest giver'ı falan var şeyde. Evet, var. Bu ara Murat Han'a şöyle devam ettireyim mevzuyu. Tedrassil yandığı zaman nasıl söyleyeyim, ağaçtan kurtulan Whisper Mav'a gidiyor. Onu da River of Souls'da çığlık atarken duyduğumuz. Evet. dan yorumlayabiliyoruz evet. diyeyim. Aynen. Şimdi o zaman şöyle devam ettiriyorum mevzuyu. Abi o antenlere ben takılmak istiyorum biraz. Konuyu biraz açabilir miyim? Ne anteni abi? Abi o ağaçların işlevi Arden Wild'da boş değildir diye düşünüyorum. Ve işte Wild God'lar mesela bir işte chat'te de vardı sanırım yanlış görmediysem ama atıyorum herhangi bir gezegenin, X gezegenin Emerald Dream'i diyeyim yani yine aynı state'indeki bundan Wild God dengi yaratıklar için planlanmış bir tasarım olabilir mi onlar? Ya böyle bütün evrendeki işte atıyorum Wild God tarzı. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Arden Wild Emerald Dream'in dengi değil de Life'ın karşısında bir şey yani Life'ın mekaniğine uygun bir düzlem olup da o ağaçlar yardımıyla biraz daha nasıl söyleyeyim, iyi ilişkiler, Life'la iyi ilişkiler kurup o şekilde çalışıyor olabilir mi yani? Olabilir, şu yüzden olabilir. Bunun örneğini şöyle vereceğim. Arbiter'ın odasında sayısız portal varmış. Kim nereden ruh aldığı belli olmayan. Bu yüzden de bu mantıkla düşünürsek o ağaçlarda bütün fiziksel evrenden ruh topluyor olabilir. Hatta şey yani bu biraz korkutucu bir tabir olacak ama şimdi Wild God oraya gidiyor, seed oluyor ya. Hı hı. Evet. Ama size bu arada. Adını yine unuttum. Aralon.
Gidip oradan ağaçtan anima meyvesi alıyor. Yani oraya ölüp gitmiş bir canlı ağaçta anima olmuş. Onu gidip veriyor mesela. Onu yediriyor. Evet. Yani o çok tatlı bir şey. Onun için böyle bir durumda var. Yani herkes fiziksel beden bulmuyor orada. Yok, hayır. Aa, ben bunu görmedim Görkem bak. Adamlar direkt Shadow yazmış Ardenville'deki ağaçlardır diye Dream Tree'ler için. Dream ağaçları yani uyku stance ağaçları için. Evet. They are responsible for drawing, hani anima çekmek için. Aynen, evet. Yani o çanak görüntüsü aynen senin düşündüğün gibi, yani hakikaten bu anten gibi çekiyor animayı çekiyor doğal bir şekilde bunlar. Ben şimdi burada... galiba bunlar Winter Queen'in yarattığı yapılar bu arada. Böyle evet. Doğal kendi büyümüş ağaçlar değil. O zaman ben buradan patlatıyorum teorimi. Hadi bakayım, geliyorum. Peki buna sığınarak şunu söyleyebilir miyiz? Zaten Arbiter ve Shadowlands'in kusursuz bir işleyişi yoktu. Yani Arbiter konu özelinde. Yani biz mesela hep şey algısı vardı ya bizde. Abi önce Arbiter'a, sonra Covenant'a. Evet. Yok, o öyle, o öyle. Yani şöyle düşün. Yani bu Eternal Ones denen ırk animayı doğru ve işte Shadowlands'ın işleyişini devam ettirebilecek şekilde kullanmak için böyle bir düzenek kurmuşlar. Başına da işte Arbiter'ı koymuşlar. Tamam. Kendi yani görevlendirdikleri bir üyeleri gibi düşün onu. Evet. Yani Arbiter sen işte ruhları hangisine uygunsa ona yönlendir diye Arbiter'ı merkeze Oribos'a koymuşlar. Yani kendi bilgileri dahilinde olan bir sistem bu. Ve hepsi beraber kuruyor bunu. Ama işte Jailer bunu bir şekilde bozmaya başlıyor kendine, kendi gücünü arttırmak için. O yüzden de onu cezalandırıp işte çıkamayacağı şekilde MAV'a kapatıyorlar ve işte ceza olarak MAV'da işte cezalı ruhları orada yok, tutmakla. Yok, benim demek istediğim görelim. İşte mesela Winter Queen'in yaptığı bu sistem işte hani birazcık olsa konuyu esnetiyor diyelim. Esnettiği için acaba Jailer'a böyle örnek teşkil etmiş ya da işte fikir vermiş falan olabilir mi yani? Olabilir yani, olabilir de onda şöyle bir durum var. Yani burayı kendi yarattığı için sonuçta eğer işte görev dağılımı yaptılarsa kendi aralarında, bu görev dağılımına göre işte ben de hayvanları ve işte Wild God dengi ruhları buraya çekeyim gibi bir amaçla bu ağaçları oluşturmuş olabilir. Sonuçta çünkü işte hayvanlar işte iletişim seviyesi daha düşük ruhlar ya, animası güçlü olsa da sonuçta işte yönlendirilmesi gereken işte ya da daha böyle vahşi olan ruhlar. Onları belki toplayacak şekilde böyle bir düzenek kurdu. Yani iki ihtimal var tabii yani ama aynen sonuçta şey yani iyi de olsa kötü de olsa sonuçta bu düzlemi kendisi yaratmış ve bunları ruhları toplamak için kendisi Hades oluşturmuş. Benim Hades, aklıma iki şey. Hades'e çok yakın. Evet, zaten evet. Eternal Ones direkt olarak Olimpos tanrılarına gönderme modunda. Yani şey, benim aklıma bir şey geldi. Unutma onu, ben hemen şey bitireyim. Nordik mitoloji işte. Titan Keeper'lar Nordik mitoloji. Titanlar hakikaten işte şey Titan'a denk yaratıklar. Şey aynı işte eski Yunan mitolojisindeki Titanlara ve işte evreni oluşturan işte düzenini korumaya çalışan Titanlara benzetilmiş. Bu Eternal Ones da işte Olimpos tanrılarına ve işte ona denk mitlere benzetilmiş. Hatta Ardenweald'da kullanılan çoğu terim de Kelt mitolojisine gönderme ve Kelt mitolojisindeki düzeneyi bir nevi böyle anlatıyor. Yani doğa dengesi, işte doğa ruhları, işte hatta Drastlar falan, işte Druidizm oraya bağlaması, bunlar hep Kelt mitolojisinde olan şeyler. Ardenweald'ın alt hikayesi de biraz işte Kelt mitolojisinin böyle Olimpos tanrılarına bağlandığı versiyonu gibi bir şey. Devam et burada. Zaten Olimpos'un başındaki Zeus'un da ne kadar iyi bir tanrı olduğu malumdur. Yani. Şey diyecektim. İki şey geldi benim aklıma. Birincisi, şimdi şeyi konuştun sen. Bu bütün Eternal Wand'ların kendilerine anima düzeni kurup beslendikleri gerçeği var. Jailer bunu fark edip hani başlarım böyle şey demiş olabilir. Çok mantıklı bir şekilde. Onu söylüyorum işte.
Onu söylüyorum işte. Ya bir de şöyle bir şey var. Bu Jailer'a şey de olabilir. Bak açık kapı, arka kapı. Bak deliyorum ben bu düzeni. Evet. Hani evet. Hani Jailer başlarım böyle iş edinip cezalandırılmış olabilir. Çünkü şunu öğreniyoruz. Mob'a ait değildi Jailer. Yani oraya Tabii tabii. ben İlk başta değil. işlenmiş. Oraya hapsediliyor aynen o da. Mob'a ait değil. O zaman belki de kendi düzlemi yoktu. Dur bak. Belki de Arbiter'ın rolü Jailer'a aitti. Ha. Ama Jailer dedi ki yani başlarım ben böyle hepinizi aynı madağa atmaya. Hepiniz kendi İşinize bakıyorsunuz deyip bir işten çıkardı ya da bir şey yapmaya kalktı. Bu diğer dördü onu atıp yerine robot koydular. Çünkü Arbiter'ın yani o Evet, mantıkta robot olmasa bile mekanik görüntüler kanka. çok mekanik bir canlı gibi gözüküyor. Biri bu. Diğeri de First Son'lar yaratıyor Shadowlands'ı. Ve bu benim biraz şey Matrix teori ve dayandırdığım bir şey ama Anima çok değerli bir şey ya zaten Ion da söylüyor onu. Evet. First One'lar ve Clockmaker'ın aynı Matrix'te robotların Olmadı var. insanları simülasyonda tutup onlardan enerjilerinden beslenmeleri gibi Anima'dan beslenme ihtimallerini düşünüyorum ben. Shadowlar'ın üzerinden. Ne diyorsun bu ihtimalle? Ben Ne şu an diyorsun? kediye bakıyorum abi. Evet. Şu an kediye Evet. kilitlendik. Geldi yattı buraya. Evet. Ne diyorsunuz bu ihtimalle? Yani bir de Utku kaçırdı onu ben söyleyeyim. Son kısmını bence bir daha anlat. Komple mi? Yok Tamam. yok. O Shadow kısmını. Shadowlands'taki animayı aynı makinelerin insanların enerjisini sömürüp kendileri için kullanmaları gibi First One'ların ve Clockmaker'ın kullandığını düşünüyorum animayı Doğru. Shadowlands üzerinde. Shadow tamam işte şey Animax aynen. Abi yani şöyle. bak şey işte eğer ki bunlar işte bu düzlemleri kendileri yaratıyorlar ya Eternal Ones denen ırkın sonuçta yarattığı bir düzlem Shadowlands ve hepsinin kendine ait bir bölgesi var. Orayı kendisi yaratmış ve oranın düzenini kendisi korumaya çalışıyor. Hatta bunun için alt ırklar yaratmış ve işte onları görevlendirmiş. İşte hepsinin yarattığı alt ırklar var ve öyle bir düzen kurulmuş orada. Şimdi burası böyle işliyorsa işte şey de çok ilginç. Mesela burayı korumak için de bir düzlem oluşturmuşlar. Evet. Maldrantos sonuçta Maldrantos. Shadowlands'ı korumak için. Nereden ve kimden korumak için? Bayağı bir Evet. ordu sistemi var orada ve bayağı katı, güçlü bir ordu sistemi var. Güçlü bir şeye karşı yani bir savunma sistemi gerekiyor buraya ki Legion'a böyle karşı. bir sistem, böyle bir düzen kurulmuş. Askeri bir kanadı var yani. Legion'a İşte karşı. bunlar önemli detaylar Helal. bence. Ne kadar böyle şey animayı işte kendileri için böyle işte böyle bir düzen kurmuş olsalar da senin dediğin gibi zaten muhtemelen. Ama bunu neye karşı ve kime karşı koruyorlar? Buna gelen saldırılar neler? İşte mesela ilk gördüğümüz işte Light'ın da Void'in de saldırdığı yerler var. Ve böyle şey bayağı yıkıntı bırakacak derecede de böyle Evet. güçlü saldırılar olmuş. O oranın düzenini bozacak kadar. Bunlar hep dışarıdan saldırılar mı yoksa iç savaşlarda mı var? Kendi işlerinde işte Jailer gibi mesela. Bir de şey mesela Maldraxxus'taki olayı tam hala çözemedik. Çözemedik. Legion. Yani Legion diyorum arada. orada. İşte yani kendisi bilerek mi yardım etti ya da özellikle mi bunu bozmaya çalıştı? Legion dışarıdan saldırıyordu da amacı neydi falan gibi Sebebi neydi durumlar. ki? Legion'da şöyle bir detay var bu arada. Az önce işte dedik Night Elf'lerle Draenei'ların işte en büyük suçu anima kıtlığına neden olmak belki de. Ve şöyle de bir durum var. Yani bu düzlemlere eğer Legion saldırıyorsa Legion'ın baş yönetici ırklarından biri Eredar'lar. Zaten Evet. yani bu Yani kendi kendini kurtarmak için değil mi? aynen belki de kendi düzenlerini korumak için ve kendi güç kaynakları sonuçta ruh büyüsü olduğu için belki bu sistemi bozmamak için Shadowlands'ın buna müdahalesini işte direkt yerinde bozmak istediler.
böyle Shadowlands'ten mevzuyu çözelim diye. Belki onlar o yüzden saldırdı. Yani ben bir şey soracağım. Özelinde değil de belki işte Eredarların bu böyle bir ne bileyim saldırısı düzeni oldu. Öyle bir şeyler oldu. Sonuçta şeyin Kil'jaeden'ın Shadowlands hakkında çok bilgili olduğunu biliyoruz. Evet. Yani, şeyde hatta işte Dreadlord'larla çok böyle ortak çalışıyor ve onların bilgilerinden faydalanıyor. Evet. İşte oraları söyledik zaten hatırlıyorsun. İçkini yaratan ve sonuçta böyle bir düzeneyi kuran Scourge'le işte ön saldırı yapmayı planlayan falan hep Kil'jaeden. Şimdi bunları evet. uygulayabilmesi için Maldrakus'un gücüyle güçlendirdiği bir işte nasıl diyeyim kukla karakter yaratabilmek için bu inanılmaz bir Shadowlands bilgisi olması lazım. Evet. En azından anima bilgisini buna ya da işte Maldrakus'un gücünü oraya aktaracak bir bilgi lazım. O yüzden yani şeyin işte Eredarların ve Legion'ın düşündüğümüzden çok daha büyük etkisi olabilir Shadowlands üstünde. Zaten hani hep şeyi söylüyoruz ya tahminen hem Void ve Light'a karşı en sağlam duran orduyu elimine edip ikisinin de coşmasını sağladık tahminen. Çünkü Legion cidden ikisinin de ilerlemesini hatta bütün Cold Bush'ların dengesiz şekilde ilerlemesini engelliyordu ve ama Death tarafında da katkı sağlıyordu. Ve Sargeras tahminen de Kılıcı'dan yaptığını biliyordu çünkü böyle bir yaşında Sargeras'tan habersiz bir şey yapmak pek mümkün değil. Cesaret edemezsiniz zaten. Evet. Ve o danışıklı dövüş olması lazım aynen. Evet. Yani sonuçta Sargeras onay vermiş olması lazım abi. Evet. Bu Covenant'ların arasında şu ana kadar en çok anima işte yaşayan Ardenweald değil mi gördüğümüz? Hayır. Bir de şey hayır ama şey, oynarken şey var, de var. Ama o sadece videoda sana onu ön gösteriyor. Oyunu oynarken de vardı. Sen Alpha'yı oynarken anima. Tam Bastion'da da vardı aynı şey. Hatta hayır Maldraxxus'ta da var diyebilirsin. Maldraxxus yan Covenant'a saldırıyor mu anima çalabilmek için? Ardenweald'lıklar daha bir gibi geliyordu görevleri yaparken. Ya şöyle söyleyeyim, mesela videoda bize bunu gösteriyor. Ardenweald'daki karakterler biraz daha duygusal yaklaşıp ondan dolayı hırçın olmuş olabilirler yani. Çünkü şöyle, Ardenweald'da gördüğümüz şey kendi içlerindeki bir çatışmaya yol açıyordu. Ki zaten videoda da onu gösterdi aslında. Olayı tam kavramayıp anlamayanlar var belki de. O animaların toplanmasındaki muhabbette. Bu ara çok şey geçti. Yanlış anlaşılmalar var chatte. Onları bir düzeltelim. Arkadaşlar Shadowlands'teki anima kıtlığının sebebi Eredarlar ya da Night Elf'ler değil. Onu söyleyelim. Sadece yaptıkları Soul Engine ve ağaçların Wisp'lere tutunması mekanizması Shadowlands mantığına ters. Peki o da tam anlaşılmamış. Nasıl ters diyorsunuz? Ruhlar Shadowlands'e yani ölüler diyarına geçmiyor. Sadece bu evet. iki ırk yapmıyor bunu. Bunu evet. Bosamdi de yapıyor. Nekropolis'te ruhları tutarak buna engel oluyor. Bunlar öyle yapıyordu. Mandalar trollerinde. Evet. Yani bunlar ters diyoruz. Yani bunlar tabii koca bir Shadowlands'in kuraklığına sebep olacak olay değil. Bu olay Arbiter'ın çalışmayıp bütün ruhların Jailer'a doğru yani Mav'a doğru akması evet. dan kaynaklanıyor. Yani Shadowlands aslında bütün evrende bir tek Azeroth'taki bozukluk ya da işte bir tek ırkın böyle ruhları vermemesi yüzünden olacak bir şey değil. Aynen ama. Öyle. Bir de şöyle bir durum var. Shadowlands'te hani nasıl söyleyeyim biraz kara mizah esprisi olacak ama bizim gibi düşünün. Yani ülkemiz gibi düşünün. Shadowlands'ta anima kıtlığı yok normalde. Çekiliyor bir tarafa doğru. Yani eşit evet. dağılım yok şu anda ve musluğun başında Jailer var. Evet. Öyle düşünün. Yani gitmiyor oraya. Dağıtmıyor. İzin vermiyor. Hatta beta oynadık. Beta oynarken de şeyi gördük. Geçen Görkem'le donum muhabbetini yaptık. Az az böyle karşılıklı olarak Sire Denethrius'la yani neydi o? Revendred'de böyle bir anima paslaşması falan oluyor. Orada böyle koca bir anima akıntısını görebiliyorsunuz şeyde. Haritada oynarken. Ki şeyde de göreceksiniz oyun geldiğinde de. Yani o mevzu yanlış anlaşılmasını istiyoruz şu anda net bir şekilde. Ben bir şey daha soracağım. Ben... Geleceği görüyor musun? Ha geleceği görüyor. Winterkun gerçekten sen geçen gün bir yorum yapmıştın onu soracağım sana. Dedin ki acaba gerçekten geleceği mi görüyor yoksa onları manipüle mi ediyor bunu kullanarak demiştin. Sen şu an hangi, o konuda ne düşünüyorsun şey Görkem? Ha yani animasyonda bize gösterdiği şey zaten
Yani bak işte bu ruhu bana vermezsen Ardenweald böyle olacak diye bir gelecek gösteriyor. Ama gerçekten ne Ama olacak zaten o öyle gelecek oldu. o değil. Yani Biraz bunu da sadece uyarı amaçlı görü işte gibi. bak bu Görü gibi mi ya, yapıyor? aynen. Bir nevi böyle görü aynen veriyor ve şey yani uyarı amaçlı veriyor. Böyle olacak diye bir şey ya da kesin geleceği göstermiyor. Şu Okay. anda hatta dönüyor arkada. Evet. İşte yani zaten bu yüzden aslında Winter Queen'e çok güvenemiyorum ben. Şöyle bir durum var işte ağlıyor orada görüyoruz falan ama timsah gözyaşları da olabilir gayet yani. Şey, Diğer gezegen hepimiz aynı anda İkna konuşuyoruz. etmek için ve sonuçta oradaki kendi hizmetkarlarını işte bu Wild Hunt'a katabilmek için Wild Hunt dedikleri bu arada arkadaşlar Ardenweald'ın düzenini bozan şeyler olursa onu savunmak için işte avcı konumuna geçen Winter Queen'in işte yardımcıları gibi. Orada mesela işte gördüğümüz Aralon onun tarafına geçiyor ve işte artık işte kendi bölgesini ya da kendi işte ruhlarını korumuyor. Artık her şeyi işte Winter Queen ne istiyorsa onun için topluyor. İşte bazı şeyleri feda ediyorlar ruhları işte genele kurtulabilmesi için. Wild Hunt dedikleri bu. Bu bir faction Ardenweald'de. Daha sonra işte biz bunlar için görevler yapıp o faction'a yardım ediyoruz Ardenweald'ı kurtarmak Hikaye için. yazmalar var Bu yani. kurtarmaya çalıştığımız görevlerde biz de aynı şeyleri yapıyoruz. İşte seçiyoruz böyle ruhların arasından. Bu ölsün, bunlar kurtulsun gibi seçenekler bize de veriliyor. O duruma biz de düşüyoruz. Yani bizzat böyle Ardenweald'da levellarken yapacağımız görevlerde Anlatıyorsun. siz de o Hani durumu anladım ben göreceksiniz yani oynarken. sistemlerde. Hani kendi O kendine yüzden konuşuyoruz bu falan Wild filan dedim. Hunt'ın Ama çok aslında üzücü. kurtarıcı gibi gözükse de kötü bir tarafı olabilir. Çünkü bizzat Winter Queen tarafından Evet. gelen emirleri yerine getiriyorlar ve esas yaptıkları şey ruh toplamak. Bu ruhları topluyorlar ama gerçekten Ardenweald'ı kurtarmaya bunu harcıyorlarsa en azından belli bir kesim kurtarılmış bir bölgesi olması lazım ama öyle bir yer yok. Genel bir böyle kuraklık var. Genel bir böyle herkes anima kıtlığından bahsediyor Evet ve işte onu söylüyorum. bu ruhlar toplanıyor ama hiçbir şey olmuyor gibi gözüküyor. Görev yaparken de Evet, bunu faydası görüyoruz. olmuyor gibi gözüküyor. O aynı işte böyle bir çelişki o çelişkiyi görüyoruz görev yaparken. Ben o yüzden yani Winter Queen'in o videodaki gördüğümüz duygusal halini biraz böyle timsah gözyaşları gibi yorumladım. Değil mi? Yani öyle olmayabilir. Belki gerçekten orayı kurtarmaya çalışıyor ama gücü yetmiyor. İşte belki o fedakarlıkları yaptığı için acımasız gözüküyor da olabilir ama bizzat Jailer'a da çalışıyor olabilir. Çünkü aynı şekilde nasıl Hayat üstü yapıyor onu. aynen işte Revendreth'te de benzer bir durum var. Onun sebebini çok erken çözüyoruz. Bizzat işte orayı yaratan Denatrius'un işte ruhları toplayıp işte Jailer'a aktardığını öğreniyoruz. Aynı şey Ardenweald'da da oluyor olabilir gayet. Çünkü aynı durum var, aynı kıtlık var ve işte ruhlar toplanmasına rağmen hiçbir şeyin düzelmediği bir durum orada da var. Yani esas durum bu. Bu arada ben Bilmiyorum şeyi var. söylemek istiyorum deminden beri. Wolfhead inanılmaz bir Jailer CGI olma ihtimali Evet. olan bir durum. Hal düştü Wolfhead'e. Evet, Ha, şimdi attılar. taze mi? Taze. Aa. Yani çok taze. Kafasına PC yumruk vurduğu Gamer'ın haline bakar mısın Utku? kapağının Oo. sızdırıntısı da Ama iyiymiş. yani Ona gösteremeyiz tabii, ama yani müthiş bir CGI mi geliyor acaba Jailer hakkında Ama diye. bayağı başarılı. Evet hani Atıyorum çünkü biz attım. burada hep dört dominantı konuşuyoruz. Hep onların bakış açısından bakıyoruz ama belki de Jailer'ı, Sylvanas'ı böyle Arkadaşlar güzel sinematikler istiyordunuz. Alın size. Yani geliyor. Jailer'lı sinematik geliyor. yani muhteşem bir görüntü CGI gelecek gibi gözükmüyor. Her an Evet. düşebilir. Şey diyordum bir de hani Winter Queen'le Denatrius çalışıyorsa Jailer'la o Revendreth'ten zaman çıkmış değil mi? Ya dişleri falan. Primus'la Evet. Archon. Benim niye kanım Hala. gelmedi? Evet, İşim oldu. gayet olası. Yani Verebildim.
Şu anda evet görüyorsunuz Jailer'ın son CGI sinematikte olası görüntüsü. Ekrana. Başımı kaşıttın mı? Gerçi bu ofette artık ne olacak? Tabii canım. Ya zaten dergi kapağı yani. Bu da spoiler sayılmaz artık. Ben bu ara Erdem bir şey sormuştu. Onu da şey yapalım. Konuya dahil edelim. Abi paralel evrenler, çünkü evrenler kelimesini kullanmışsın. Paralel evrenler oluştuğu durumda Ardan Wild'daki mekanizma ya da Shadowlands'daki mekanizma nasıl çalışıyor? Tam biliyor muyuz Görkem ya da Muratan? Paralel evrenler, onda şöyle bir şey var. Onunla ilgili şu dendi, işte Warlords'daki paralel evren ve işte orada ölenler de Shadowlands'e mi gidiyor dedi. Evet, gidiyor. Zaten Ardenweald'da da bununla ilgili bir gönderme var. İşte Azeroth değil ama başka bir dünyanın paralel evreninden gelen hayvanlar var. Yani o yüzden şeyi anlıyorsunuz orada. Yani tek bir gerçeklik değil diyor. Different realities, different işte versions gibi bir şey diyor. Oradan onu anlayabiliyorsunuz. Zaten direkt olarak şeye gönderme o. İşte Alternate Draenor'u kastediyor. Yani oradaki işte vahşi yaşam kontrol dışı kendi kendine büyüyor. Oranın öyle bir durumu var hatta. İşte Draenor'da zaten oraya sonradan işte Agramar Titan işte o müdahale ediyor ve ondan sonra zaten işte orkları oluşturacak zincir başlıyor. O durumu ima eden bir görev teksti var Ardenweald'da zaten. Yani sorunun cevabı evet. Bir de onun örneğini şöyle pekiştirelim. Parasoft'ta bir alternatif zaman hala anlamayanlar var ya, çok karışık olduğu için. O dönem Arkibald için şunu söylemişlerdi. Evet, orada ölmesi. Parasoft Draenor'da gelen Arkibald bildiğimiz Arkibald. Çünkü Twisted Nether için alternatif gerçek diye bir şey yok. Evet. Oraya orijinal demonlar gidiyor. Yani Twisted Nether'ın çapının Shadowlands'e göre düşük olduğu düşünülünce, yani daha, yani sen diyordun ya üst evrende, yani o Twisted Nether daha alt seviyede bir düzlem. Hepsinin üstünde olan bir evren düzlem olduğu için alternatif gerçekliğin pek bir önemi olmaz, yani orayı da alır. Evet, aynen öyle. Yani zaten şey esas hani bu konuyla ilgili kanıt da o zaten. İşte Legion'ın bütün evrenlerde ve bütün alternatif gerçekliklerde de aynı Legion olması. Aynı Sargeras olması. Yani alternatif Draenor'da farklı bir Legion yok. Hepsi aynı Legion. Bizim Azeroth'umuza saldıran Legion oradaki gördüğünüzde. Arthas'ta Bolvar'da Lich King olduklarında belli bir süre uykuya daldılar. Bu süreçte ne bağlantılar oldu Shadowlands'te? Benim bildiğim öyle uykuya dalmadan ziyade güç toparlama, yani o zaten o süreçte Scourge'ü de yönetebiliyorlardı Helm'den kaynaklı olarak. Böyle Dream State gibi düşünmüyorum ben açıkçası onu. Onu şey diye anlatmışlardı ya, gerçi Lich King'in hala canonlığı var mı bilmiyorum da. Arthas terimi taktığı anda direkt Nerzul'la birleştiği için Nerzul'un gözünden görmeye ve bilgi edinmeye başlıyordu. Pek çok şey hakkında. Evet, yani geldiğinde uyanıyorlar işte. Yok, o kanon hala doğru o. Çünkü ilk Lich King Nerzul olduğu için bir nevi Arthas'ın ruhuyla birleştiği zaman yani ikisi tek bir varlık aslında olmuyorlar. Yani tek bir vücut içerisinde iki varlık gibiler ve Nerzul bildiklerini ona aktarıyor. Beraber daha güçlü bir varlık olup işte Kil'jaeden'in iradesinden kurtulalım diye zaten bunu yapıyor. Ve işte ilk başta Arthas bundan faydalanıyor ve daha sonra da işte kendisi Kil'jaeden'den kurtulup da özgür kalınca bu sefer Nerzul'u da arkaya itiyor ve bir süre sonra da yok ediyor zaten. Hatta sonradan Frostborn görevinde gördüğümüz Nerzul o yani yaşayan Nerzul'un ruhu değil, onun ekosu olduğunu da sonradan galiba hatta bizzat Afrasiyab bir açıklamıştı. O kendisi değil. Nerzul çoktan ölmüştü. Arthas işte kendi başına Lich King olarak uyandığında Nerzul çoktan ölmüştü diye bir onun açıklaması var. Arthas uyurken Icecrown Citadel'ı inşa etmemiş miydi? Dediğim gibi arkadaşlar, o uyku state'i dediğiniz şey, yani Icecrown'da oturduğu şeyde Helm başında olduğu için Lich King, herhangi bir Lich King Scourge'ü yönetmeye devam edebiliyor. Onu tabii biliyorsun. Tabii aynen.
O yani şekilde. şeyi de söyleyelim. Söyle abi. Bol vardı galiba bunu söyleyen. Hermin içinde hep daha karanlık ve arka plandaki bir can varlığı hissettiğini söylüyordu bu arada. O da C'dir. Çok yüksek. Çok çok Evet. yüksek. Herkes onu ilk başta aynen baba çok güzel hatırladın onu. Herkes onu Ner'zhul diye yorumlamıştı ilk başta. Sonradan Jailer olduğunu anladık. Yani. Bakayım atladığım soru kaldı mı? For the Dark Lady. Hı? For the Dark Lady. Yalnız öyle almışlar abi. Jailer'a özel bir sinematik onu yorumladık aslında. Geliyor, geliyor arkadaşlar. Jailer'a şöyle söyleyelim. Bu animated short değil de animated short Maul'la alakalı olur. Jailer'la ilgili CGI görebiliriz. Şimdi şu kapakla alakalı. Sourfang serisi gibi bir CGI serisi geliyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet. Hatırlayın kendinizi yani. Hatta şeyi Repatch'in ne zaman geleceğini duyurmadılar ya. Duyurduklarında bu sinematiği göreceğiz gibi gözüküyor sanki. Arthas Frostmourne'u aldığı zaman Jailer tarafından Mind Control o bir Ner'zhul'du. Yani Frostmourne olayı çok daha eski çünkü o Ner'zhul tarafından çekiliyordu. O Ner'zhul, evet. Jailer'ın dışişleri Revendreth'teki moblara... Ne? Dişleri mi? Ha dışişleri okudum yani mallığa geldim. Dişleri Revendreth'teki moblara evet, benzemiyor evet. mu? Benziyor. Ya zaten Jailer'ın Nathreth olabileceğini ben biliyorum sanmıyorum. Nathreth mi çıkabilir? Evet evet şu ben de söyledim yok dedim ben, daha demin. Ben olabileceğini şu yüzden sanmıyorum. Nathreth'im hala bence o kadar kadim değil. Ben de aynı düşüncedeyim. İşte o yüzden olmaz dedim. Oldu. Benziyor sadece onu söylüyorum. Benziyor ama işte hala o kadar kadim olduğunu düşünüyorum. Ya şimdi o zaman orklara da benziyor. Ork mu yani? Kel ve dişleri sivri işte falan gibi. Hatta troll. Abi çok iyi ya. Ben aslında şeye takıldım. Jailer'ın tipi dayı gibi ya. Kafasındaki rol ne olacak? O da çok iyi. Yaşlı bir karakter yani. Evet. Evet şey zaten yaşlı ve hani şey bir tane görseli sızmıştı hani Pyromancer atmıştı ve evet o sakallı olan o tahminen yani benim tahminim pek çok kişinin katılacağını düşündüğüm o göğsündeki artık her neyse göğs belki arbitrarda o alındıktan sonra bu yani güçsüz güçten düştüğü hali olabilir evet. Ay. Yani orada arada bakıyorum. Hatta ben artık arkaya bunu koyayım biraz Arden Wild'ı konuşmayı bitirdik gibi geliyor bana. Şöyle. Bu ya Jailer konuşalım şimdi. Yani abi konuşulmayacak gibi değil ki yani. Hello Jailer kesinlikle hello benziyor. Hello. Bir de hani şey mevcut vardı. Şey Bolvar'ın görüntüsü sızmıştı hani Briscoe'dan önce. Ve gerçekten de sinematiğe aitmiş. Demek ki sızıyor yani böyle. Gündem Jailer resmi çıksın. Evet. Yani sinematikle alakalı şey. Jailer'ın adı Zoval'mış. Onu biliyoruz ya. Zoval. Şey değil. Zoval. Hatta Jailor kendisi yani Jailor değil. Jailor. Hayır. Jailor yani. Yani geçiriyor oraya olduğu da bu. Evet. Ve hepsinin bu durumda hepsinin bir ismi oluyor Arbiter dışında. Çünkü Arbiter'ı Arbiter'inki görev gibi şu anda. Evet. Mekanik ya. Yapma. Arbiter çok yüksek ihtimalle bir canlı yani iradesi olan bir şey değil. Onu kodlanmış şekilde. Yani öyle gibi gözüküyor en evet. azından. Sana şurada katılmıyorum. Oribos'ta ki arkadaşlar baya böyle bir iradesi olup işte seninle conversation kurup nasıl söyleyeyim hareket eden canlılar ve Servant of Arbiter diye geçiyorlar. Öyle bir şey ama olduğunu şöyle, düşünmüyorum. Yani. Arbiter'e konuşmak için Voice of Arbiter'e ihtiyacı var. Ya tamam hani o anlamda böyle biraz daha şey olabilir ama kendi iradesi olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Olabilir. Şeyi de söyleyelim. Arda Wild'ı konuşuyoruz madem bugün. Yine o Nathreth kitabından alıntı yapacağız. Her ne kadar üzerine tahminler evet. bir şey yapacak olsak da Nathreth'in işte raporlarından birinde Arden Wild'ın Life'ın düzlemine doğrudan bağlı olduğunu yazıyordu. Yani Life'ın da demek ki Death gibi bir kendi düzlemi var. Bence çok saçma, gereksiz. Ama böyle bir şey varmış. Life'ın da kendi plane'i varmış. Yani Balor'un tabiriyle Life Lens. Bu yüzden Arden Wild'ın... Bunda da şöyle bir şey var. Bu hani şey var ya... Sızan... Sızan değil artık. Kaynağını da biliyoruz. Hani...
Natrezimlerin not tuttuğu bir şey var hani. Orada hakikaten Life'tan bahsediyor ve en tehlikeli evet. düşman olarak Life ve yandaşları gibi bir şey evet. diyor. Yani detikleri de orada belli zaten. Evet evet. Yani ona da tabii dikkat etmek lazım. Ama onu o kitabı artık Revendred'e saklayıp birleştirsek mi? Ya da ayrı bir yayın mı? Revendred'de bulunuyormuş zaten. Evet, birleştirelim çünkü artık beta'ya eklenmiş ve kanon sayılabilir yani. Üzerine bir yayın yapalım mı? Çete soruyorum ben aslında şu an. O kitapta yazanlar üzerine koyacağım bir yayın. Sen neler konuşulur biliyor musun? Üf. Zaten her başlığı aslında ayrı bölüm olur da. Evet, evet. Bayağı ağır yani o güzel konu yani. Yani onu yapabiliriz. Evet. Geçen olarak önceki bölümde anlatmıştım bu arada ne olduğunu kitapta. Yani bir daha anlatayım mı? Gerek var mı? Üzerinden defa geçmeyelim. Bence keyfi kaçar. Ama yani üzerinden özet olarak geçelim. İşte bir tane not defteri gibi bir şey bulunuyor arkadaşlar. Bunun artık son beta build'inde Revendred'de bulunduğunu öğreniyoruz. Ve işte bu not defterinde bir böyle casus gibi bir şeyin işte bütün kozmik güçlerle ilgili tuttuğu notlar var. Ve hep önceden bildiğimiz şeylerle ilgili işte Light'la ilgili işte Fell'le ilgili hepsiyle ilgili tek tek notlar almış. Hepsine sızdıklarını söylüyor. Ve en korktukları ve çekindikleri kozmik gücünde life yani yaşam olduğunu söylüyor. Evet. Ve ölüm dışında bütün kozmik güçlerden bahsediyor. O yüzden bunun ölüm tarafından yani en azından ya da Shadowlands'tan gelen bir casus olduğu sonucuna varabiliyoruz. Ve ya anlatma şekli ve işte kendisini tanımlama şekli de direkt Dreadlord'larla, Natrezim'lerle aynı. O yüzden Natrezim'lerin sadece işte Legion'ın demonları değil de belki de Shadowlands'tan gelen işte ve Legion'a sızmış ajanlar, işte casuslar olduğu çıkarımına da varabiliyoruz. Bayağı derin mevzu var. Onda yani yüzeysel anlatılacak bir şey değil. Not kısa ama her başlığı yani çok başlıklar. O yüzden yani şey gibi düşün işte. Hani ilgi notun fısıltıları vardı ya işte Emerald Nightmare'de her söylediği söz bir işte imaya imalı bir şey söylüyordu. Bu da işte Shadowlands paketinin ilgi not whisperları gibi bir şey oldu. İlgi not bu da bildi. Biliyoruz değil mi? Tabii yani. The Cunning Ones kneel before six masters but serve only one. Evet, bunu olarak kastetti de direkt Dreadlord'lara. Daha önce bunu Utku'yla söylemiştim. Ben yazmıştım, Utku da söylemişti zaten. Çok evet, evet, aynen. Yüksek ihtimalle çünkü. Yani daha o zamandan zaten yani şey biliyoruz zaten. 2-3 eklenti paketini üst üste planladıklarını biliyoruz da yani Legion gelmeden önce bunu planlamış olmaları lazım. Öyle evet. düşünün yani. Yalnız düşünsen Nuzot bunu bile biliyor. Aslında Elgin evet. Nuzot aslında. Hatta işte Shadowlands'tan sonraki eklenti paketi de tahmin ettiğimiz gibi Black Empire olursa direkt buna bağlanacak mevzu. Nasıl? Evet. Bir dakika nasıl? Yani neye? Shadowlands'ın patchlerinde mevzu oraya bağlanacak. Yani Shadowlands'a Void'in sızması ve oradaki Old God'lar falan ne oldu işte yani Yogg-Saron'un ve işte Emerald Dream'in işte Shadowlands'e nasıl etki ettiğini falan görebiliriz. Yani Void saldırılarının cisimleşmiş halini görebiliriz. Zaten i̇şte şu anda sadece imalarını görüyoruz mesela. Şeyde işte Void saldırısı olmuş veya işte Light saldırısı olmuş. Onların izi kalmış. Şu anda Shadowlands'te görev yaparken bunları görüyoruz. Ama ileriki işte content patch'lerde yani 9.1, 9.2, 9.3 olacak bu arada. Onu da söylediler. 3 tane content patch olacak. Ve ben bunlar... aldım. Ha? En az mı yoksa net bir 3 kesin dediler. Yani bu sefer 3 tane content patch olacak dediler. Ama en az dedi yani onu demek istiyorum. Yani en az 3 o zaman. Hali bekleyelim mi yani onu demek. Öyle bir ima yaptılar mı? Yani işte
planladılarsa bunu sonuçta öyle demişlerdir. Bence işte plan dediğim o zaten. Hikayeyi de bunun üstüne kurdularsa ve hakikaten sonraki eklenti paketi de belliyse o zaman gidişat çok büyük ihtimal böyle olacak. Beni şeyi söyledi, benim aklımda o zaman bir şey var. Arden Wheel'da konuşuyoruz madem. Şimdi Arden Wheel'da benim yüklenmeme sebebi şu. Sanki Arden Wheel'dan Oribos'a geçiş yapmak çok kolay gibi. Bunu şu yüzden söylüyorum. Yoksaron Northrend'de Ice Crown'a çok yakın. Kendine God of Death diyor ve yani ben God of Death'de Yoksaron'la ilgili bir imayı çok istiyorum ve bekliyorum. O kadar zeki bir canlının Ice Crown'dan direkt Shadowlands'a bağlantı olduğunu fark etmesi çok mümkün. Çünkü bölgeden, daha doğrusu Ice Crown'dan değil, bölgeden. Zaten Ice Crown'un ilk halinde Saronite yok. Evet. Arthas özgür iradesini kazandıktan sonra Saronite'ı kullanarak Ice Crown'u bugün bildiğimiz haline çeviriyor. Evet. Bütün Ice Crown Saronite bu arada. Evet. Saronite. Yani Yoksaron'un kanından yapılma bir kale odası. Shadowlands'e olan bağlantıyı arttırmak ve oradan daha çok güç çekebilmek için yapıyor. Ve onu da yanılmıyorsam Dreadlord'lar inşa ediyordu. Evet. Yani ya da şey işte şeyi sonuçta Frostmourne'u verdikten sonra bu kale şeklinde dönüştürme olayı başlıyor muhtemelen. Değil mi? Ondan sonra tabii ilk anda o kadar büyük değil. Ama işte bu işte bir devasa bir buz kütlesi sadece. Ha, aynen. İlk başta öyle. Dizileştikten sonra yıkılıyordu sinematikte. İşte o hatta sinematiğin sonunda o buzul erimesi gibi yani suları görüyorduk. O da ardından şey. Evet, o Warcraft 3'ün sonunda yani şeyin Frozen Throne eklentisinin sonunda zaten onu görüyoruz. Ben şeyi bağlayacaktım oradan. Şöyle bir yol çiz. Ulduar'dan Ice Crown'a, Ice Crown'dan Ardenwild'a, Ardenwild'dan Oribos'a, Oribos'tan Arbitra. Yani sonuçta tek problem işte Shadowlands'a geçtikten sonra oradaki düzlemler arasında fiziksel bir bağlantı yok. Gene ruh büyüsü kullanmak zorunda kalır ama yoksa onun onu yapabilecek bir gücü var mı onu bilmiyorum, sanmıyorum yani. Ben bilgi olarak biliyor olabilir çünkü. Ha evet. Yani God of Death demek biraz iddialı. Bilgisi var gibi hakkında ciddi anlamda. Onun işte Oribos acaba 10 boss, Oribos dedim. Arbiter acaba o mu? Artık son noktayı vurdu. Yok sanmam o kadar. Çünkü şey çok büyük güç farkı var. Evet orası doğru. Ama şöyle bir şey olabilir. Void'in sızması için yol açmış olabilir. Hani şey gibi evet. Düşün. Yani Zavius'un işte Legion'a yol açması gibi bir şey yapmış olabilir yoksa. Yani Void'in işte Shadowlands'e saldırabilmesi için işte Azeroth'taki açıkları kullanmasını çözmüş olabilir. Yani onları çözüp işte Void'e bu bilgiyi vermiş olabilir. Bir hizmetkar olarak falan böyle. Ama işte konu Yoksaron olunca Nathreddin gibi çok fazla şey mümkün. Bilgisi çok yüksek ve... Ya ama bir oldu. Sonuçta işte güç farkı var ya. Evet, o da öyle. Tek başına yapabileceği bir şey değil yani. Mutlaka Void God'lardan ya da işte belki birkaç Void Lord'dan yani... Tabii böyle bir yazmış galiba. Böyle bir şey var yani. Void Lord'lar eğer Nauru'lara denkse... Yani Nauru'lar işte Titanlara denk gücü var gibi. O zaman işte yani iki kat güçlü varlıklara karşı işte yani bir Old God ne yapabilir? Yani çok bir şey de yapamaz gibi bence. Ama orada şey yanlış yaptım. Tahminen o Void Lord Pantheon of the Titan işte Life'ın başındaki kimse onu da bilmiyorum bu arada şu an. Ya da Fel'in Aegis Order'ın başındaki öyle gidiyordur yani. Tahminen Void Lord Pantheon of Death, Titan diye. Ama Void Lord'da şeyi söyleyeyim, kendi düzenleri dışında çok bir alt
yapamadıklarını Titanlar söylüyor. Ne kadar güvenebilir bilmiyorum ama kendi düzlemlerinde biraz dayalanıyorlarmış Titanlara göre zaten. Dışarı çıktıklarında enerji gerekiyormuş. Yani. Evet, Arden Will'de şu an sinematik konuşmadık zaten çünkü o en... Ya ama üzerinden et yani ilintili şey konular bunlar. Ben sana başka bir şey yapacaktım. Soru varsa şey yapalım bu arada. Hani animasyonda anlaşılmayan, kafamızın evet, takıldığı bir şey varsa sorun, cevaplayalım. Soruları ya zaten da başta, direkt araya baştan soktum. Baştan anlatmamızı isterseniz böyle bir özetli anlatım gibi bir şey yapabiliriz. Yok yok, evet, direkt soruları dediğim gibi araya soktum. Konuyla ilgili de zaten yani konuştuğumuz şeyler böyle Arden Wild'le alakasız mevzular değil en nihayetinde. Yani evet, ilişkili şeyler. Ben mesela Murat'ın şeyi hani o ne diyeyim anlatımın bitmesini bekliyordum. Yoksaron falan muhabbeti yaptın. Oradan Arden Wild falan diye uzattın. Arden Wild'ın biraz karanlık teması ve Yoksaron'un Dark Forest'ı ne diyorsun? Yani ama o ya şimdi şöyle bir şey var. Biraz Void'e, burada Void konuşmaya başlayacağız ama şimdi o Puzzle Box'ta Nieralta'dan bahsediyordu. Aslında onun hakkındaydı zaten. Ama bir de Dark Forest mevzusu vardı. Sanki başka bir şeymiş gibi. Yani hem Nieralta var hem de Dark Forest var. Black Forest. Ve Black Forest'ta da galiba devasa bir kule var. Altındaki her şey öldü, her şeyin öldüğü. Sadece gölgenin bulunduğu. Yani eğer şimdi orada şöyle bahsediyordu Black Forest'tan. İşte hepsi sana ihanet edecek. Black Forest'a kaç. Black Forest'a yürüdüğün zaman göreceksin. İşte atalarının işte ölmüş atalarının çığlıkları seni hepsi seni yanına çekmeye falan çalışıyor falan. Daha böyle Void ile alakalı bir şey gibi ama Arden Wild de olabilir. Yo ben sadece böyle hani ne diyeyim böyle çok uzak ihtimalle bir sıkış attım ama. Ya şey ama o kadar yani her yer Black Forest gibi gözüktüğü için oyunda çok mümkün. Şeydi diyorlardı bir ara. Çok saçma bir şekilde. Valcharaf'ta şey vardı ya Black Rock Wall'un orası. Black Forest mı acaba falan. Ha yok her o kadar da küçük değildi. En azından yani senin az önce kurduğun o denklemde Yoksaron'un ulaşmaya çalıştığı yer olabilir. Belki hani onun kendi Nayolatasından ziyade diye evet, böyle Black yorumladım Black öyle. Yani. Onu ben de öyle anladım yalnız ya. Çünkü her birinin kendi yani hakimiyet alanında oluşturduğu bir gerçeklik var. Evet. Sonuçta, çok da mantıklı. Ha yani Black Empire işte Azeroth üzerinde aktifken kendi hakim oldukları bölgelerde bu tip böyle bir zaten durum varmış. Yani anladığımız o. Nayalota'yı şey gibi anlatıyorlar. Yani bütün Old God'ların hakim olduğu bir böyle ya da oradan geldiği düzlem gibi anlatıyor ama öyle değilmiş. İşte Nayalota sonuçta Nazoth'un gerçekliğinin işte Azeroth'a evet, yansımış haliymiş. Bunu böyle öğrendik. O zaman aynı şekilde Black Forest'ta işte Yoksaron'un kendi gerçekliği, kendi bölgesi olabilir yani. Çünkü benim zaten orada asıl çıkış noktalarından biri yazarken çok eski yani Nealta ilk duyulduğunda. Nealta Nazoth'un üzerine kurulmuş. Yani görüyorsun Rey'de geldiğini. Evet evet. Evet aynen. Onun için Nazoth'a özel olma ihtimali ve Black Forest'un da Yoksaron'a ait olması normal. Garibim Katon'un bir tane ankerajı var. Tabii o fiziksel evrende. Tabii bak o da ama önemli bir yandan. Sonuçta şey Akir ırkının geldiği kaynak orası ve ankiraj yani Raid'e ne kadar yüzeysel geçmiş olsa da o birazcık retconlanarak konuya bağlanmış olsa da sonuçta o bölgede aynen işte Nayalota ve işte Black Forest gibi bütün o Silithus aslında Katun'un gerçekliğinin yansıması. Yani oraya evet, dönüştüren ve orayı işte o böceklerle işgal eden bizzat Katun'un kendisi yani. Ama o biraz Akir ırkının da şeyiyle alakalı değil mi? Yani yapısıyla alakalı değil mi? Hani böcek evet, soldukları evet, için böyle hive kuruyorlar olabilir mi? Belki yani Katun'un... Yok yok tam tersine o şekilde yani o işgal ver şey gibi düşün işte
Yani Nuzot saldırdığı zaman nasıl uldu mu ve işte Pandaria'yı değiştiriyor. Hı. O değişmiş versiyonu işte Katun saldırdığı zaman o böceklerin oluşturduğu hive. İşte yani Hayır, o doğru söylüyorsun da atıyorum orada eskaza troller yaşıyor olsaydı farklı bir mimari şeklinde. Yok zaten hayır savaşa giriyorlar zaten Akir ırkı en büyük savaşını trollere karşı Onu veriyor. demek istemiyorum. Hani orada Akirlileri yozlaştırmaya başlıyor ya orada onlar olduğu için. Hani Ha. başka bir ırk olsaydı durum... Tesadüfen başka bir ırk aşığı olsaydı diyor yani. Heh, aynen. Ama öyle değil işte. Şey Akir ırkını zaten yarı yarıya yaratan Katun gibi. Yani Akir ırkı zaten Katun'dan geliyor. Öyle düşün. Bütün böcek, bilinçli böcek ırkları zaten Katun'un yaratımı zaten. Yani Nerubianları falan da bunun içine katabilir Tabii miyiz? Tabii o yaratıyor. Yani Nerubianları değil pardon. Şeyleri, böcek olanları düşün. Akir Evet. ırkı farklı zaten. Nerubianlar şeyde onlar Northrend'de ayrı bir ırk ve şey onlar zaten sonradan giriyorlar şey işte Arthas'ın Hayır, emrine başta şey bunlar falan. birdi ya ondan bahsediyorum abi. Ama işte o farklı bir ırk. Zaten Hayır. şey de var. Yani böcek olarak bakıyorsun işte bilinçli olanlar sadece böyle işte hani Kovan Kraliçesi falan formatında olanlar bilinçli. Diğer hepsi böyle görev adamı Yok modunda yok ve doğru söylüyorsun. işte Benim söylemek yaratılmış istediğim ırklar. troll savaş yani trollerle savaşa tutuşmadan önce bunlar birlikteydi. Hani daha sonra bölünüyorlar falan ya ondan bahsediyorum. Hatta şeyde Hani kalanlar Kiraji diye geçmeye başlıyor ya. evet Hani evet ama şimdi işte bölünenler şey işte yani Old God'ların hizmetkarları kendi aralarında bölünüyorlar. Yani birbirlerine benziyor. Mesela Nuzot'un da benzer işte Faceless One'ları var. Diğerlerinin de var ama işte şeye dikkat et. Mesela Katun'un Faceless One'ı böyle böcekvari üstünde oluşumlar var. İşte Nuzot'unkiler daha böyle organik. İşte kendisini andırıyor. Yani türleri benzese de Old God'ların hizmetkarları olduğu için ama gene hangi Old God'a bağlıysa ona benzer şekilde böyle dış özellikleri başkalaşıyor. Yani o Beni tam yüzden anlamadın sen ama. söyle söyle. Yok abi şey diyorum. Bu trollerle savaşa tutuşmadan önce bu akirlerin hepsi bir arada yaşıyordu. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani Abi bak Akir dediğin ırk hı. zaten Azeroth yani bak troller Azeroth'un üstünde oluşmuş humanoid ırk. Kendi kendine oluşuyor bunlar ve işte orijinal ırk bu yüzden. Akir öyle değil. Akirler direkt böyle hatta dur şeyden Wikipedia'dan kopya çekerek sana Akir Dünya ırkın düştükleri tanımını zaman kim yaratmış? Old God'lar dünyaya düştükleri zaman Faceless One'lar ve Akirler onların vücutlarından koptuğunu çok iyi İnanmadım. Anlatıp duruyorum. Defalarca aynı şeyi. İnanmadım değil abi. Aynı şeyden bahsediyoruz. Onu söylemeye çalışıyorum. Canım benim. Bak dinle beni. Bak. Şimdi trollerle bunlar savaşıyordu, hepsi bir aradaydı diyorsun ya. Evet. Bu trollerle savaşan ırk aslında orada yoktu. Yani bunları Old God'lar yaratıyor. Zaten Old God'lar yaratıp bunlar işgalci bir şekilde troll topraklarına ve Azeroth'a yayılmaya başladığı için savaşıyorlar. Tamam. Yani Akir burada önceden bir arada duran bir ırk değil yani. Ayrı bir ırk olup da Old God'lar tarafından bozulmuyor bunlar. Bunlar direkt olarak Old God'ların Yok yarattığı ben onu bir ırk. hani söylemiyorum işte şans eseri orada bunlar dağıldıktan sonra hani Akir ırkının kiracı bölümü kalıyor ya. Hani başka bir ırk kalsaydı onu yozlaştırmayacak mıydı onu söylüyorum. Hani. Hayır işte. Yani bunları zaten oraya işgal etmek için bizzat Old God'ın kendisi yaratıyor. Bu özel olarak hani şey gibi düşün. Titanların Titan Watcher'ları, Titan Keeper'ları var ya işte Titan Forge'lar var ya. Evet. Aynı bunlar gibi. Akir de işte Old God'ların kendi yarattığı işgal ırkı. Yani Old God'lara direkt olarak iradeleri bağlı ve işte böcek aslında olmaları bir açıdan bu olaydan da işte yani bir Hive Mind'a bağlılar. Hive Mind'ın Evet. kendisi de Old God işte bu durumda işte Katun zaten. O zaman şeyi söyleyebilir miyiz? Senin bu söylediğinden yola çıkarak bu bölünme muhabbeti oluyor ya trollerle savaştıktan sonra. İşte itaat ettikleri Old God'lara doğru çekiliyor Tabii olabilirler mi? aynen işte yani
Bak onu diyorum işte. Yani Benzeme her var. Olgad'ın kendi takipçileri sonuçta onun özelliklerine, onun şekline benziyor. İşte diyorum ya, Faceless One da var. Sadece böcek değil. İşte Faceless One'ları da var her birinin. Ama her biri Oturmak kendine diyorum. benziyor. İşte dediğim gibi şey, Katun'un Faceless One'a daha böcek vari, daha böyle Senin işte dediğin Prophet Sekeram armut. mıydı? Öyle bir şey vardı. İlk bosslardan bir tanesi, böyle dört ayaklı, beş ayaklı bir şey. Ha işte yani şeyde de öyle ama Akir ırkı da böyle işte. Mesela Katun'un Akir ırkı daha böyle onun işte özelliklerini taşıyor. İşte Nazot'a bağlı olan Akirler daha böyle duyargalı falan filan. Yani şeyde de var zaten işte Uldum'da mesela görev yaparken görüyoruz ya işte böcekvari devasa şey de var. İşte böyle ırklar da var. Her gene hep Old God altında olan ırklar. Yani bunların kendi yarattığı İşgal ırkları hangi Old God'un işte gücüne bağlıysa ona göre şekil değiştiriyor ya da işte dış görünüşü değişiyor falan. Sonuçta aldığı güç ya da yaratıcısı o Old God olduğu için öyle bir şekil alıyor. Bu arada Olay o zaman şey bilgisini verelim. Old Katların militer güçlerini konuşuyorsak işte. Aha. Katun dediği gibi daha çok böcek ırkları. Yogg-Saron Nerebyanları kullanıyor ve Faceless One'ları kullanıyor. Nuku yine kendine benzeyecek şekilde Naga'ları yaratıyor. Jishahr da Shaa'ları kullanıyor kendi Bak için. hakikaten Naga olayından şeyi anlayabilirsin. Mesela Nagalar normalde Night Elf. Ama işte Nuzzot bunları değiştirdiği zaman işte Naga formuna dönüşüyor. Yani Akir ırkı da aslında böyle. Yani bunu kendileri yaratıyorlar ama sonuçta kendi işte yarattığı ırk da işte hangi Olga'da bağlıysa ona göre onun etkisine ya da corruption'ına göre değişiyor işte. Ama şey de var yani kendi yaratmadıkları ırklar mesela Night Elf onlar yaratmıyor. Sadece corrupt ediyorlar. Ya Arda sinematiği çok şey kalmamış mı sınırlı böyle tanıtmıyor her yeri Ya falan ama her yeri amaç o zaten. Hani gezmiyor. her şeyi verirse sen ne yapacaksın? Ama Bu diğer doyumsuzluğumuza bir hayır dur. Bastion'da mesela daha geniş bir alanı veriyordu böyle Hayır daha canım. Neyi veriyordu? Yani daha geniş bir alan sanki görüyordun daha Hayır farklı canım. Hayır sınırlar hayır. görüyordun. O şeyi... Burada tek bir scene sığdırmışlar tek bir screen Hayır olay yok orada yere. o şeyde hep yanılgıya düşüyoruz ya. Bastion sinematiğinde daha fazla bildiğimiz karakter, daha bir fazla bildiğimiz hikaye vardı. Benim Ya söylemek çalıyorlar istediğim hepsini. Ha şey, sanatsal açıdan Arvin'in bakıyorum. Tek bir onun... alanda geçiyor. One place. Sadece oluyor götürüyor. Ha pardon başındaki. Ha, yani sanki biraz daha şey kalmış. Ama hani olay orada fokuslandığı için oraya yoğunlaşmışlardır. Revendreth bakalım belki de belki sadece şeyde geçer. Denatrius'un kalesinde. Yani Yani orada da evet. farklı Beklentiyi düşük tutmakta fayda var kesinlikle. şey var gibi ama ya Murat'ın bir işte şarap kadehine Ya dediğim yani demin girmeyeyim neyse son şarap iç video kadehine evet takıldım abi muhteşem ya o. şarap içtiği bir kısım var bir de garoş diyelim garoş şey Evet. eziyet gördüğü bir kısım var Garrosh'u o andıran bir şey var. Görüntü var ama o mu bilmiyoruz. Belki de bambaşka bir şey çıkacak. Keyltas bekliyoruz. Zaten evet. Keyltas ve Gerçi Maldraxxus'ta da şeyi göremedik işte. mesela. Evet, Kel'Thuzad'ı göremedik. O yüzden olmayabilir yani. Hepsinde tek bir karakter kullanıyorlar şimdi. Evet. Bir saniye. Yani abi Matite benim dediğim gibi çoğu şeyi sadece confirmleyen yeni bir şey yani yok ama pek çok şeyi doğrulayan ve bence duygusal yakınlık kurmayı amaçlamış bir sinematik. Yani Bastion'ın aşıkları için hep böyle biraz hayal kırıklığı yaşadık hepsinde ama mesela Maldraxxus'tan Legion yayını çıktı. Mesela. Evet, değil mi? Onu mesela hiç beklemiyorduk. Ardenvild'den işte böyle bir yayın çıktı aslında. Pek çok şeyin doğrulanmasını aldık. Revendreth'te de yani benim tahminim, tahminler hepimizin de tahmini artık Nathrezim bağının çok bariz bir şekilde göze sokulacağı. Çünkü bizim Yani community bence hani direkt denmese bile net bir ima kesinlikle göreceğiz yani. ben son yazımda onu demiştim. Bizim community kabul etmek istemediği şeyi gözüne sokulmadıkça kabul etmiyor. Evet. Legion'ın
bağlantısı yani. Aile adı söylüyoruz. Ben söylüyorum, siz söylüyorsunuz, evet. Ama yok sayılıyor da. Artık Maldrax'ı da böyle gözüne soktu bilimler. Alın. Daha ne kanıtı? Şey ne diyorsun Murat'ın? 5. bölüm ihtimali. Ya evet, ben çok ben çok ihtimal veriyorum ya ona. 5. bölüm CGI oluyor mu bu konuştuğumuz? Yok. Bence yok. Yeah. CGI değil yok, abi. Yine olmaz. Animated short olacak da yani CGI olayı bence farklı bir yerde çıkacak karşımıza. Oyun abi, çıktığında falan çıkacak. Ay şey de olabilir ama 5 bölüm arkasında prepatch, o arada da bu CGI Sourfang gibi başlar. Biz de artık haftada 2 ayı falan yapmaya başlarız herhalde, bilmiyorum yetişmek için. Ama yani BFA'da öyle bir CGI yoktu be. Aslında Sourfang ile başlamıştı ya, BFA CGI yani Argo kullanamıyorum, CGI attı kafamıza bir sürü. Hatta aylar öncesin paket gelmeden birkaç hafta önce şey gelmişti, prepatch'ten önce Sourfang. Evet, ilk Sourfang aynen. Hatta hemen bakayım. Sourfang Prime önce mi gelmiş? Sanki çıkınca geldi. Old Soldier. Evet, Old Soldier. Birkaç hafta önce geldi Old Soldier. Daha sonra da o işte Lost Thunder'la falan devam etti. Yani çoğumuzun beklentisi bol vardı o rolde ama Jailer'ın açısından, Jailer o görsele bakınca öyle bir önden falan değil, çok hoş olur. Çünkü insan hepimiz Old Soldier ne zaman gelmiş? War of Thorns'dan hemen sonra gelmiş. Yani Pre-Patch geldikten sonra ilk Sourfang sinematiği gelmiş. yani Old Soldier. 1 Ağustos'ta War of Thorns gelmiş. Yani Pre-Patch görevleri gelmiş. 3 Ağustos'ta da Sourfang. Olabilir o öyle zaman. olmuş. Teldrassil yanmış. Ardından savaşta Dondaran'a taşınacağı için o bağlantıyı Sourfang'le kurmuş aslında. Vermişler. Olabilir abi o zaman. Ama Tahmini zaman olarak söyleyeyim. 29-30 Eylül gibi Jailer sinematiği gelebilir. Ruhunuzu hazırlayın. ama dediğim gibi ben bir 5. Mav animated short bekliyorum ya. Ben de gerek. Ben de. O gelirse zaten pre-patch bir hafta sonra gelir. Ya da o haftanın içinde gelir şeyde. İkinci işte sinematik üst üste patlatırlar. O zaman bayağı da güzel olur yani. Orada prepatch'te de bence prepatch hafif başlar çünkü bu Scourge Tabii. saldırılarıyla. 3-4 aşamalı olacak. Sonlara doğru Nathanos'a ilgili belki bir şeyler, bir sinematik. Ama şey zaten böyle lore falan kimse umurunda olmayacak. Büyük ihtimal millet deli gibi level kasmaya çalışacak orada falan böyle. Ağzından su akacak aynen. Hem kasacak hem gear kasacak. Ya. 445 herkes altlarını, özellikle ben de tabii ki. Ben 24 altımı git. 445 donatacağım. Altı Şimdi 445 şey de 100 küsur bir metot da şey yok. yani. Kim ne Ha, der? tabii Yeni yani bir yıl ona denk gelecek mi? gear Çok merak gelecek ediyorum tabii. onu. 445 olmuyor artık. Evet. Yani şey Level World 3 First ve item olayları level basit ilginç bir iş olacak. olacağı için. You. Onu ben bakayım paylaştıydım şeyde. Neye denk olacağına. Ben Icelines'de de abi Ceyler geldi böldü ortam valla. Hype'ıyla. Abla Nihilum gelecek. Evet, onu geçen gün Utku da söyledi. Böyle bir muhabbet Yok yok, vardı. yayında biri söyledi Nihilum geliyor diye, de Nihilum yani şey gibi düşünün onu ya, nasıl söyleyeyim, Nihilum sürekli Black gelmiyor Sabbath mu? gibi bir şey yani, bir taraflarında kılları ağarmıştır yani o ekibin, bizim Ama gibi. yenisini Hayır. kuruyorlar. Küllerinden doğuyor. Ben Nihilum kendim klasikten Nihilum ağırmış kollarmış bir yerden. Nihilum şey ya, Kungen'in guildı değil mi? görüyorlar. Bir daha mı Black kuruluyormuş? Sabbath. Ya öyle işte yani, Black Sabbath gibi yani, ya da işte Reunion. Abi şey, ben kendi Evet. bildiğim bileli Nihilium kuruluyor yani. Ben kendi bildiğim bileli Kungen Guild kuruyor. Evet, o geyik dönüyor hakikaten. Bu arada 158 item level oluyormuş. 445. Onu da söyleyeyim. Hatta hemen atayım. Herkes de baksın. Hatta takip edin, 300 yapalım lütfen. Bakınız. Icy Veins Instagram'ı. Ne kadar faydalı bilgiler. Bak 299 olmuş. Atın bir follow ya. Ayıp ya. Ayıp Ayıp ya. çok Arkadaşlar ben bu konuda övünüyorum. Yani Ice Relax olarak kendime kazanç çıkartıyorum. Murat Han ve Görkem gibi insanlarla bu şekilde yayın yapabiliyor olmak, hani nasıl söyleyeyim, gurur. Evet. Büyük bir olay. Ya yani çünkü şöyle söyleyeyim, hani yüzleri burada azıcık yalayayım.
Özellikle Görkem çok eski zamandan beri yazıyor. Murat Han Çok güzel kendi yazılar blog var. sayfasında yazmaya başlıyor. Sen bu yani alttan şey feedbackleri alıyorum. Sen bu insanları nasıl buldun? Nasıl ikna ettin? Cart curt falan. Valla açık açık söylüyorum burada. Adamlar lore aşkıyla, lore sevdasıyla hiç ikna etmeme gerek kalmadı. Abi yapar mı? Yapalım falan diye. Size koşa Ben koşa geldiler. bir şey Kulaklarını söyleyeceğim. açıp. Zaten geyikliyoruz. Hadi yayında geyikleyelim dedim. Ben bir şey söyleyeceğim bu arada. Bunu da söyleyeyim madem. Ben 1,5 bir yıl olmuştu. Hatta 1,5 yıl olmuştu. Utku beni çağırmadan önce. Ben yani bir dakika dur. Ben Tanıştınız mı? O reyde uğradık. tamam, Baskıncılar. bir yıl olmuştu ben yapmaya başlayalı. Utku beni çağırdı. Yani başka hiç kimseden bir beraber bir şey yapalım teklif gelmezken geçen kış Utku beni yani defalarca kez ısrar etti. Hani gel yayın yapalım konuşalım diye ben çekiniyordum. Alışık olmadığım için onu da söyleyeyim yani. Başka hiç kimseden bir teklif ya da ilgi gelmezken Utku'dan geldi. O Kendisine yüzden teşekkür diyorum ederim. ki açık açık arkadaşlar chatte sürekli döndü şey nasıl söyleyeyim bizim Lore Konseyi YouTube videolarının altında da linkler var. O linklere böyle kaldırıyorsunuz parmağınızı hani küfür beklemeyin. Kaldırıyorsunuz parmağınızı mouse'un üzerinde tık 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 tıklıyorsunuz. O sosyal medya hesaplarını takip ediyorsunuz ve ekstra ilave etmek istiyorum. Görkem, Ice Veins'in nasıl söyleyeyim? Instagram Yazarı. hesabının sahibi yani direkt o hesap Görkem'e bağlı ve Ice Görev Veins'in biz yazarı diye. de görev adamız. Ve Ice Veins de kendisi de ayrı bir yazar. O zaman şöyle bir toplayıp bağlıyorum mevzuyu diyorum konu olarak. Bu Bugüne arada özel teşekkür ediyorum. 304 olmuş. Vallahi kralsınız yani. Anında görev. Ya. Evet biz de YouTube'da 2000'i Sağ geçtik. olun. Onu da şeyini Elinize yapacağım. kolunuza sağlık. O zaman arkadaşlar bugün evet böyle Arden dedik ama şunu gösteriyor bu yayın yaptığımız sohbet. Arden tek başına bir alan gibi düşünmememiz gerektiğini ortaya koydu. Çokça farklı konulara değindik, çokça farklı hikayelere gittik geldik, farklı karakterler ele aldık. En son Yogg-Saron konuşuyorduk, Akir hakkında kavgalar ediyorduk, Katun falan dedik. Demek ki Arden derinliği ve anlamamız gereken felsefesi çok derin diye düşünüyorum. Yani tutup Bastion'da bunları konuşmadık mesela. Evet. Ya da atıyorum Maldraxxus'ta bu tarz şeylere girmedik. Legion'a falan girdik. Void ve Light konusunda özellikle Life konusunda epey derin bir harita olduğunu, Winter Queen'in bu anlamda çok önemli bir karakter olduğunu söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Ve bununla beraber arkadaşlar önümüzdeki hafta Perşembe günü sözde diyelim ya da bize söylenen bu Animated Short serisinin son videosu geliyor. Revendreth'le Evet. alakalı. Yay. Hype'ımız yüksek. Bastion'dan daha iyi olacağını düşünüyoruz. Ben açıkçası hala söylüyorum. Ardenvale sinematiği benim için en iyi durumda şu anda. Hani 1, 2, 3 yaparsak birinci sırada. Bastion ikinci sırada. Şahsıma münhasır. Revendreth sinematiğini de yine birlikte izleyelim. Perşembe günü. Konsey Evet. üyelerimiz burada olacak. Yine sesle katılacaklar. İlk ne diyeyim, intibamızı, ilk yorumlarımızı yapacağız. Sadece konsey günü değişebilir. Onu da Perşembe günü size açıklamasını yaparız diyorum. Ve ilave etmek istedikleriniz yoksa Görkem, Murat Han. Yani söyle söyle Murat Ansel. Ben kendi sıralamamı yaparsam işte sorun Behçet'i çok yükseğe çıkardı ya o yüzden. Bir de bence bir şey göreceğiz bütün bunların sonunda, bütün bu animasyonların sonunda. Bütün Covenant'ların gri olduğunu aslında göreceğiz. Hepsinin, hiçbirinin tam ya da iyi ya da kötü olmadığını. Bizim de zaten ahlaki grilik üzerine upuzun bir yayınımız var. Ve mesela Bastion'da şeyin ayrımını gördük. İntikam isteğiyle adalet isteğinin aslında ne kadar farklı olduğunu gözümüze soktular. Böyle hani mesajlarla grilik iması yapıyorlar bütün Covenant'lara. Belki onun hakkında da konuşuruz ileride. Olabilir. Ya bir de hani o Natrezim notunun son Natrezim kitabının son notu hep aklımda. Kitabı bitirirken, notu bitirirken "The deception you have architected will bear fruit in ages to come" cümlesine ben yani çok taktım. Onu zaten belki başka bir yerde konuşuruz ama teorimi İşte %60 onu casusun notlarının üzerine bence Yok, şahane gider. ayrı bir yayın yapacağız onu ya. O şey Evet. farz gibi geliyor şu anda.
Evet. Coş. İşte yani bayağı dolu olacağız yani şu önümüzdeki 2-3 hatta Quasar gelmiş. bir ay boyunca bizi bayağı göreceksiniz. Evet. Görkem. Diyelim. Ekleyeceğim Yani yoksa. ben de işte çok diyeceğim bir şey yok. Aynen yani şimdi şöyle düşünün. Bu izlediğiniz animasyonlarda belki çok aradığınızı bulamadınız. Belki işte Bastion'da çıta çok yükseldi de sonradan tanıdık karakter çok göremedik diye düşünüyorsunuz ama bunu şöyle düşünün. Shadowlands başladıktan sonra o kadar çok içine gireceksiniz ki bu olayların. Sonradan geri dönüp bu animasyonları bir daha izleyeceksiniz ve o zaman aa burada bunu diyormuş. Aslında Evet. burada bunu anlatıyormuş diyeceksiniz. Yani şu anda bu animasyonlara bu gözle bakın. Yani üzerine de konuştuğumuz şeyler zaten genelde bu mantıkta. Bizi de öyle dinleyin. Yani bu alt hikayesini ve yaptığı göndermeleri zaten konuşuyoruz. Zaten bu animasyonların da amacı bu. Böyle merak uyandırıp sizi Shadowlands'ın içindeki sorunlarla böyle tanıştırmak ve sonradan bunlarla işte yüz göz olduğunuzda aa burada bunu demişti dedirtmek size. Yani bunlar giriş videoları, tanıtım videoları. O yüzden beklentinizi ve işte bunlara bakışınızı öyle Jailer çok seksi değil mi ya? ayarlayın. İşte bütün Yani I wanna take my seksiyle side by him, you know. Gidip yani kapakları olmuş. evet. Ya evet işte adam ama şöyle bir şey var. Okuyor, okuyor. Adamın sızan görseli yaşlı kadim Dede Bilge abi oyundaki modeli yani malum neye benzedi. Bence Tek iptal ettiler abi. O sızınca yeni tasarıma geçtiler ve onu kullandılar. Ya da alternatif bir tasarım vardı, direkt ona geçtiler. Bu arada sadece Sylvanas'ı merak ediyormuş. Ya onu şöyle söyleyeyim. onu da çok merak ediyorum. 5. bölüm gelirse bu animasyonlarda sürpriz 5. bölüm gelirse çünkü Warlords'ta da Legion'da da öyle olmuştu. Evet. Baştan 4 bölüm diye duyurup ondan sonra 5. bölümde sürprizi patlatmışlardı. Aynı şey olabilir. Warlords'ta Marat bölümü görmüştük. İşte Legion'da da Illidan bölümü görmüştük. Aynı şey olabilir. O yüzden yani o olmazsa da en azından şeyde bu Pre-Patch geldiğinde muhtemelen gelecek olan sinematikte çok büyük ihtimalle Sylvanas ve Jailer olayını net bir şekilde göreceğiz. O da olmazsa zaten şeyde kesin olarak var. Shadowlands başlangıç görevinde işte Broken Shore görevi yapıyorduk ya Legion'da. Ona denk görevde ya da işte şey Undersea olayını işte yaparken ona denk görevi yapacağız. Shadowlands'te daha girişte zaten anlatıyor Sylvanas bizzat. Ama şu anda beta'da o kısım yok. Oraya gelince burada cool bir cutscene olacak diyor ve geçiyor. Ama işte onu gördüğümüz zaman zaten anlayacağız. Oyun içi işte cutscene'de anlatacak derdini. Jailer'la olan ittifakını, işte Anduin'i neden kaçırdığını, düşman gördüğünü falan. Oraları hep göreceğiz yani. Beklentileri böyle ayarlayın diyorum son sözüm olarak. Evet. O zaman arkadaşlar son sözleri de aldıktan sonra biz müsaadenizi isteyelim. Dediğim gibi Perşembe günü buradayız. Kaçırmıyorsunuz. Hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bu dönemde dikkatli olun. Arkadaşlar vaka sayıları ve virüsün şey tehlikesi giderek artıyor. Lütfen dikkat edin kendinize. Hoşça kalın. Hoşça Bir sonraki yayında görüşmek kalın. dileğiyle. Kendinize Bay çok çok bay. İyi çok iyi bakın. geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler.